İyi haftalar diliyorum efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Bugün şimdiki zamanda özel bir programla karşınızdayız. Özel diyorum çünkü yaklaşık 5-6 yıldır Türk televizyonlarına çıkmıyordu kendisi. Daha önce bir başka televizyon kanalında ağırlamıştım. Çok tartışılan, konuşulan programlara birlikte imza atmıştık. O programlardan sonra uzunca bir süre ekrana çıkmama kararı almıştı. Çıkmadı. Aradan hem dünya düzeninde hem Türkiye'de çok şey değişti. Şimdi kendisi bizim ricamızı kırmayarak stüdyomuza geldi. Araştırmacı, yazar, stratejist Erol Bilbilik. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, teşekkür geldiniz. Ederim. Sağ olun. Şimdi bugün izleyicilerimizin uzunca zamandır bana sordukları sorular vardı. Erol Bey neden ekrana çıkmıyor? Erol Bilbilik niye ekranda göremiyoruz diye. Şimdi hem onların bir gerekçesini söyleyelim. Niye çıkmıyordunuz ekrana? Hem de sizi yeni tanıyacak izleyicilerimiz için bir kısa özgeçmişinizi hatırlatalım. Ve siz Erol Bilbilik kimdir? Onlara bir tanıtalım isterseniz. Niye çıkmıyordunuz programlara? Neden? Ben çünkü defalarca sizi davet etmiştim. Evet. Şunun için çıkmıyordum. Bir televizyona çıktığım zaman diğer televizyonlar da davet ediyordu. Diğer televizyonlar benim çıkabileceğim televizyonun sayısından çok daha azdı. Onun için o çok daha az programa da çıkmayarak çok daha fazla güçlü olan televizyonlara da çıkmıyordum prensip olarak. Bir de şu var tabii, bu konu benim 40 senelik çalıştığım bir konu. O konuları kitap haline getiriyoruz. İki tane olay oluyor. Bir, kitaplarım CIA tarafından toplatılıyor. İki, kitaplarımdan kes yapıştırılarla bol miktarda kitap üretiliyor. Bilhassa bu sağ cenahta yüzlerce kitap üretilmiştir. Senaryolar yazılmış. Orijinal bilgileri tabii, size ait olanlar. O yüzden çıkmıyordum ben. Şimdi bu kararı verdim. Ulusal kanal niteliğinde 3-4 kanal var. İşte Vatan ulusal kanal var. Burası var. Cem TV'de orada sayabiliriz. Diğer bir iki kanal daha var tabii. Yerel kanallar çok var. Çok var. O nedenle ben çıkmıyordum. Şimdi seçim geliyor. 1 Kasım'da seçim yapılacak. 1 Kasım olmaktan öte 5 Kasım'a kadar ertelendi. Orada bir operasyon da yapılacağını ben biliyordum bu gecikmeyle. O nedenle bir hafta kala bile olsa bilgilerimi paylaşmanın yararlı olacağını düşündüğüm için buraya çıkmaya geldim. Kadar. Peki. Evet. Şimdi sizi yeni tanıyacak izleyicilerimiz için kısaca bir özetleyelim. Deniz Binbaşı'lıktan emekli olamadınız herhalde değil mi? Hayır. O emekli olamayan tek kişisizsiniz. Evet, evet. 1971 9 Mart, 9 Mart. Müdahalesine dahil olduğunuz için ordudan tard edildiniz. Ondan sonraki hayatınızı ve o dönemi bize kısaca bir anlatır mısınız? İzleyicilerimize bir hatırlatalım. Erol Bilbilik kimdir? Evet. Şimdi ben 9 Mart sürecinde çok aktif olarak, çok üst düzeyde, doğrudan doğruya Doğan Avcıoğlu'yla beraber yatma kalkma bir olarak, yani beraber Cemal Reşit Eyüboğlu, Doğan Avcıoğlu ve bütün o ekibin içinde doğrudan Doğan Avcıoğlu'yla birlikte planlama, strateji ve görüş yönlendirmesi açısından çalıştığım için ve tam o zamanda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde bu faaliyetlerde bulunduğum için hem CIA hem MIT'in takibindeydim. Çok sıkı bir şekilde nefes aldırmacasına. Orada işte bu çalışmalarımdan dolayı beni 12 Mart'ın yapıldığı gün tasfiye edilen amiraller, generaller, albaylar dışında bir binbaşıyı oraya koymayı kabullenmedi. Ne genelkurmay ne de yani kimse kabullenmedi. Ve beni o kişiler emeklilik hakkını
elde ettikleri için Amiral Vedi Bilde, Celil Gürkan ve işte orada en az 13-15 kişi tasfiye edildi. 16 Mart günü atıldı ona. Beni de bu adam binbaşıdır. Bu yüzbaşılar, binbaşılar da bu işlere yine karışıyorlar. Darbe hazırlıkları yapıyorlar dediler. Biz halbuki darbe yapmıyoruz. Darbe nedir, ne değildir? O 2-3 programda anlatırım onu ben. Çok uzun bir konu. Dolayısıyla... Ne yapıyordunuz siz? Ne amaçlıyordunuz? Biz doğrudan doğruya şu anda Türkiye'nin bulunduğu emperyalist abluka ve işgalden ve sömürgecilikten kurtarabilmek için Türkiye'yi Washington'a karşı tıpkı 68'ler hareketi, yani Deniz Gezmişler, Mahir Çayıncılar gibi bir deniz kuvvetleri içinde sivil değil de resmi elbiseli 68 genci gibi bir düzene, bir karşı Amerikan çıkış, emperyalizmine karşı duruş, kafadan karşı çıktığımız için. Ve daha önce ben zaten Pentagon'da bir kısa çalışmışlığım var. Ondan sonra bir sürü çalışmalarım var orada. Monterey Üniversitesi'nde orada amiral generallerle yüzbaşıyken orada eğitim kısa almıştım var. Bu adam haindir, vatan hainidir, ihtilalcidir, şudur budur dediler. Size dediler. Dediler ve ordudan tart edilerdi. Tart edildim. Yani bütün haklarım sıfırdan. Bu arada ordudan tart edilen birçok subay var ama daha sonra bunlar emeklilik haklarını kazandılar. Size vermediler herhalde değil mi? Hayır, şöyle. Emeklilik hakkını kazananlar emeklilik hakkı baki kalarak emekli edildiler. Bir kısmı da Emin Değeri bütün Türkiye tanır. Emin abi benimle beraberdi o zamanlar zaten. Ama bize karşıydı, yani Doğan Avcıoğlu grubundan değildi o. Orhan Kabibay faşist çuntasının yanındaydı maalesef. Şimdi çok hasta, saygılarımı iletemiyorum, çok hasta Emin Bey. Dolayısıyla oradan Emin Değer gibileri de, değerli olanları da siz istifa edin, emeklilik hakkını veririz, yoksa istifa etmezseniz yakarız hizmetlendiler. Onu da resen emekliye tabi tuttular. Ben onların hiçbirine girmiyorum tabii. 70 yılında Deniz Kuvvetleri'nde karargahta binbaşı rütbesini alan tek kişiyim ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu bana binbaşılık şeyini takmış. Yaz olduğu için de beyaz elbiseden. Ve o de orada birincilikle, yani birinci sırada terfi ettiğim için üstün başarı ödülü vermiş belgesini. Üstün başarı ödülü olarak da bir küçük para vermiş. Bu durumda buradan 30 Ağustos geçmiş. Mayıs'a gel işte, Mart'a gelmişiz. 2-3 ay sonra tard ediliyorsun. Dolayısıyla benim emeklilik filmim yok. Binbaşım. Tamam, peki şey sorayım. Dediniz ki Amerika'ya anti-emperyalist evet. olduğumuz için böyle bir şey geldi evet, başımıza evet. dediniz. Ama sizden 3 gün sonra da evet. Gene bir silahlı kuvvetlerin bir müdahalesi oldu. 12 Mart. Evet. Parlamento kapatılmadı evet. ama doğrudan hükümet istifaya zorlandı. Teknokratlardan oluşan evet, bir evet. hükümet kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri belki 12 Eylül gibi değil ama gene siyasete müdahale etmiş evet, oldu. Evet. O zaman şu soruyu sormamız gerekmiyor evet. mu Erol Bey? Amerika'nın haberi olmadan Türkiye'de darbe olmaz. Amerika'nın haberi olmadan Türkiye'de darbe olmaz. Zaten olan darbelerde askeri darbeler, yani genel kurmayın darbeler. Bu tartışmasız, yani olmaz. Ama darbeyi tetikleyen sivil, bürokratik ve teknokratik kadrolarda olmasa askerler darbeye kolay kolay teşebbüs edemezler. Niye, cesaret mi edemezler? Hayır. Bürokrasi Desteğini verir. Tabii bürokrasi büyük bir güce sahip. Hı hı. Şimdi siyasi iktidarın bir bürokrasisi var. Hı hı. Ona sahip mi yani o? Hı hı hı. Bambaşka projelerin peşinde. Bütün dünyada bu böyledir. Hı hı.
Amerika, İngiltere, Almanya gibi ileri, Japonya gibi ülkelerde böyle değildir tabii. Şimdi dolayısıyla o durumda biz bu işe giriştiğimiz zaman resmen mevcut iktidarın karşısında, mevcut genelkurmayın da karşısında duruyoruz. Washington'a doğrudan kafa atıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve bir genç subay hareketi olarak gözüküyor bu. 68 genç subayların devamı olarak. Anladım. Kaldı ki benim özel durumum nedeniyle zaten Deniz'le irtibatı var. Onun benimle irtibatı var. Mahir'in de benimle irtibatı var. Ve görüşmeyi yaptığımız kişiler var yani. Peki o zaman gene hızlı gidelim çünkü hızlı. Konuşacağımız çok konular var. O zaman var. Kısaca kısaca siz Ziver Bey'de sorgulandınız. Ben o orada işte ben özel durumum yani çok üst düzeyde olduğum için yani bir şey ben Ankara'dan direkt o gece hemen Akdeniz Bölge Komutanı'na gönderildim. Alınan karar gereğince de Mayıs ayında atın bunu, tard edin, bütün aklarını yakın diye Celal Eyici oğlunun emriyle tayin edip 21 Mayıs'ta da ordudan atıldım. Atın. Peki ondan sonraki hayat serüveninize gelelim. Ondan sonra bir özel şirkette çalışıyorsunuz. Ve işkencehaneye tıkıldım. Ha işkencehane bölümüne. İşkencehaneye tıkılan binbaşı rütbesinde ama lider olduğum için tek kişiyim ben. Bir ikinci kişi benimle içeri alınacaktı. Amiral Vedi Bilget. Büyük bir amiral, değerli bir amiraldir. Fakat Fahri Korutürk haberdar oldu. Çağırdılar genelkurmayı, şeyleri, savunma bakanlığı. Bir Türk amiralini, değerli bir Türk amiralini bu muameleyi yapamazsınız diye çok kibar olan Fahri Korutürk büyük bir zılgıt çekti bu işi yapanlara ve kimse hiçbir güç Vedi amirali o benim oraya dahil edemedi kontrolü. Ondan sonra işte ben bu işlerden benim hemen Uğur Mumcular bizdeydi zaten. Uğur beraberdik. Uğur Mumcu da bizim ekiptendi zaten. Şimdi söylemeyeyim Hasan Cemaller bilmem neler de yani grup bizim ekipteydi. O bir dergi çevresiydi zaten. Tabii yani. Önce Yön sonra Devrim Dergisi. Devrim Dergisi'nde ben Deniz Kuvvetleri'nde görevli ve çalışırken orada Yıldız Tek Yıldız'ı imzalar yazıyordum. İlhami Soysal abinin isteği üzerine ve yayınlıyorduk onları yani. Böyle bir durum var. Oradan atıldık ondan sonra. Ceyhan Mumcu avukatımdır. Emin Değer avukatımdır. Bir tane daha var ismini şey yapmayayım. Şu anda İsveç'te yaşıyor 30 seneden beri. O da benim avukatımdı. Dolayısıyla biz içeride girdik. Ordudan atıldık. Tard edildik. Kaldık. Sonra ben bu işi işte başladım. Kitap yazma. Bu bilgilerimi geliştirmeye çalışmaya başladım. Tamam. Şimdi bir dakika. Ara ara ben giriyorum. Kusura bakmayın. Hani izleyicilerimiz daha net anlasınlar. Sizi daha yakından tanısınlar diyerek. Şimdi sizin o askeriye döneminden sonra bir özel sektörde çalışma döneminiz başlıyor. Evet, ama evet. Bir yandan da araştırmalara başlıyorsunuz. Tabii, şimdi tabii. Sevgili izleyiciler, Erol Bilbili'yi asıl hem konuk etmemizin hem de ilginç kılan diyeyim. Yönlerin başında dünyayı yöneten küresel güçler konusunda Türkiye'de belki de en ciddi eserleri hemen hemen tek sayılabilir eserleri veren araştırmacı ve yazar olmasıdır. Siz çok uzun zamandan beri dünyayı kim yönetiyor sorusunun peşine takıldınız. Ve bunun üzerine çok uzun araştırmalar yaptınız. Çok uzun diyorum çünkü gerçekten dönem dönem dünyayı yöneten küresel güçlerin şekli yapıları da değişiyor. Tabii. Değil mi? Yani tabii. Tek bir yapı 50 yıl boyunca aynı küresel sisteme hükmetmiyor. Şimdi herkesin kafasında şu var Erol Bey. Sokaktaki insan da sürekli bunu soruyor. İşte Amerika istiyor. Amerika Tayyip Bey'i istiyor. Amerika Süleyman Demirel'i istedi mi istemedi mi? Turgut Bey'le arası bozuldu mu bozulmadı mı? Hep bir Amerika ismi adı altında formüle edilen bir küresel komplo. Güçten söz ediyor. Tabii komplo teorisi olarak teori. Söyleniyor. Ama siz bunu biraz daha ete kemiğe büründürüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki dünyayı yöneten küresel güçler öyle sadece Amerika demekle olmaz.
Amerika'nın içerisinde, İngiltere'nin, İsrail'in de belki dahil olduğu bir küresel hegemonya var diyorsunuz. Evet, evet. Bu hegemonyayı yöneten grupları da şimdi bize tarif ediyorsunuz. Evet. Şimdi daha önceden sizin anlatımınızdan çıkardığımız çok üçlü bir yapı vardı. Bu üçlü yapı şuydu. Bilderberg yapılanması deniyordu. Dünya Bilderberg örgütü deniyordu. Onun üstünde CFR vardı. Onun üstünde de trilateral dediğimiz üçlü komisyon adı verilen komisyon vardı. İzleyicilerimizin rahat anlaması için ekrana bunları vereceğiz sevgili izleyiciler. Ekranda göreceksiniz. Şimdi bunlar neydi? Bir kere bize bunları bir kısa kısa bir anlatın Erol Bey. Bu üçlü yapılar. Ondan sonra hali hazırda bu yapılar mı güçlü? Yoksa bunlara neler ilave oldu? Adım adım gitmeye başlayalım şimdi. Evet. Şimdi bütün dünya kurulduğundan bu yana küresel güçler vardır ve o küresel güçler kendi hakimiyetlerini imparatorluklar, krallıklar, halifelikler, padişahlıklar yönünde kurmaya çalışmışlardır. Dünyanın ilk küresel gücü Çin gücüdür. Çin imparatorluk gücüdür. Ondan sonraki dünyada bir güç yoktur. Küresel anlamda coğrafyası küresel olan Osmanlı İmparatorluğu vardır. Bir sürü Roma vardır. Roma vardır, vardır ama böyle doğrudan doğruya bir odağa odaklanmış her yönüyle teknik, tarihsel, kültürel, ekonomiksel olarak bir güç Westfalia Anlaşması'ndan sonra şekillenmeye başlamıştır. Bir Avrupa küresel güç olmaya çalışmıştır. Hiçbir şey olamamıştır. Olamayacaktır. Avrupa Birliği gücü hiçbir zaman tarihte olamayacaktır. Böyle bir güç olması mümkün değildir. Çin ne zamana kadar geliyor? Çin o Mao'ya gelinceye kadar ondan öncesinde uzun süre büyük bir güç olmuştur. Küresel bir güç. Küresel güçtür. Askeri olsun, güvenlik açısından olsun, ekonomik bakımdan. Duvarları onun için yani döşemişlerdir o büyük güce karşı, askersel ağırlıklı büyük güce karşı. Ondan sonra imparatorluk gücü dünyada ilk küresel güç güneş batmayan Büyük Britanya imparatorluk gücüdür. Bu Kraliçe Victoria'dan bu yana aşağı yukarı 500 sene süren bir büyük imparatorluk gücü ve küresel güç Büyük Britanya. Öyle ki güneş batmayan imparatorluk dediği odur. Kuzeyde batmıyor, güneyde batmıyor, doğuda batmıyor, batıda batmıyor. Çünkü her an imparatorlukta bir güneş var yani. Doğru. Dolayısıyla bu imparatorluk gücünün banisi Kraliçe Victoria'lar, Amiral Nelson'lar ve İngiliz krallarıdır yani krallar. Bugüne kadar bugüne gelen silsile. Fakat orada kritik olan, önemli olan nokta şudur. Orada sanayi devrimini İngiltere bir ticari kapitalizminin zirvesinde olarak işe başlıyor tabii. Fakat hızla sanayi devrimine geçiyor. Sanayi devriminden geçmekle kalmıyor. Bank kapital devrine yani finans kapital yani finans devi haline geliyor. Dünyada yeni bir finans emperyalizmi çıkıyor. Hangi yıllar? Rothschild. Baba Rothschild. Şimdi uzatırsam bütün çoluğu çocuğu torunu. Yok yok hayır. Öyle değil. İzleyicilerimizin kafasında tabii, çok fazla karıştırmadım. Baba Rothschild babaların babası 1866-70'lerde yani. Bakıp da tam tarihi söyleriz de böyle şeyecek. Evet. Baba Rothschild'in normalde 5 tane oğlu oluyor. Bu Baba Rothschild muazzam bir ticari bir dehadır. Yani bu elitler dehadır aslında. Bütün dünyadaki elitler genelde dehalar oradan çıkar. Şimdi Baba Rothschild 5 çocuğunu birincisini Londra'ya gönderiyor. Baba Rothschild yukarı aşağı Saksonya yani orası doğumlu. Avrupa merkezi doğumlu yani. Hamburg aslında. Tabii Hamburg. Evet. Dolayısıyla orada ne işi yapıyorlar? Bankerlik mi? Ticaret, bankerlik, gemi işleriyle yapıyorlar. Her işe el atıyorlar yani. Bu arada bu Yahudi kökenli değil mi? Yahudi kökenli. Ve bir oğlunu Londra'da görevlendiriyor. Londra'nın ekonomisinin
temelini kursun ve Rothschild hanedanlığının, yani imparatorluğun, oligarşinin yani gücünü ona havale ediyor. Birisini gönderiyor, Almanya'ya gönderiyor. Birisini İtalya'ya. Çocuklarını dağıtıyor. Tabii ama öyle öngörülü ki, yani İtalya'da ne işi var Akdeniz şeyinde, ne sanayi var, ticaret ileri, ama orada ümit, oranın finansal ve ekonomik olarak gücünü elde alıp orada yapılanmak için Akdeniz, İtalya'ya gönderir. Bütün Akdeniz'i kapsayan bir imparatorluk projesi kapsamında onu oraya gönderiyor. Bir tanesini Floransa'ya gönderiyor. Bir tanesini işte Yeni Zelanda'ya gönderiyor. Ama o gönderdiği çocuklarından biri değil. Yeni Zelanda'daki oradaki madenlerin ve ticari ilişkileri geliştirebileceğini önerdiği, kendi kendine keşfettiği bölgeye gönderiyor. Avustralya'ya gönderiyor. Orada gönderdikleri ya genel müdürleri ya madencilik işleri, işletmeleri yürüten büyük beyinler. Peki Erol Bey, bir dakika. Şimdi bu Rothschild ailesinin dünyada değerli madenler üzerinde bir hegemonyası var. Tabii. Değil mi? Yani bu Türkiye için de geçerli mi? Bütün dünya için de geçerli. Hayır, şu anda hala hazırda geçerli. Gayet tabii ki. Anladım. Ama orada oyuncu, birinci aktör Amerikan emperyalizmidir. Yani oraya geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi şu anda orada dolayısıyla Avustralya'ya giriyor. Yeni Zelanda'ya giriyor. Çin'e olduğu gibi giriyor. Hindistan'a olduğu gibi giriyor. Pakistan, hepsi imparatorluk yani, bütün Avrupa. Bu imparatorluğu bu hanedan kuruyor. Ve dünyada ilk defa sanayi devrimine İngiliz imparatorluğunu geçiren bir oligark bu. Ve ticari şeyden, aşamadan sanayi aşamasında buharlı gemiyi bulan bu, buharlı sistemli treni bulan bu, her şeyi bulan bu. Fakat o kadar büyük meblağda paralar kazanıyor ki, müdürlerinden biri de Cecil Rhodes'tur yani. Görevli olarak gönderdiği Rodezya yani. Rodezya'yı Cecil Rhodes kendi elinde planlarını çizen ve ismini veriyor. Oraya şimdi Rodezya var. Güney Afrika, bunların planlarını çizen bu adam. Rothschild'den dolayı. Tabii yani, tabii. O onun için gönderiyor. Güney Afrika'nın madenlerine, o yüksek kıratlı şeylerine ve dünyanın en zengin o zaman elmaslar altınlar var, altın madenleri, kömür madenleri var. Kömür çünkü bugünkü doğal gaz ve petrol anlamına geliyor oralarda. Böyle bir 500 yıllık süren büyük bir imparatorluk kuruyor. Çok büyük bir finansal birikim yapıyorlar. Bu o kadar birikiyor ki artık sanayiden ettiği kar, artı değer yani, sanayide elde ettiği artı değer kar, 1000 lira yatırıyorsa mesela 200 lira filan. Bakıyor ki bu 200 ile bu sanayi götürülemez. Yeni güçler türüyor, küresel olmak isteyen güçler, oligarklar türüyor diye hemencecik bank kapitale geçiyor. Yani sanayide elde ettiği kazançları bankaya yatırıyordu. Bu sefer bankadan yatırdığı bir miktar kapitali alıyor, finansa yatırıyor. O kadar bir çok para kazanıyor ki, üretim yok, bilmem ne yok, yapsat gidiyor. Borsalar, bilmem nelerle muazzam bir servet elde ediyor. Serveti artık imparatorlukta tüketecek durumda değil, daha büyümek istediği için o finans imparatorluğunu, bank kapital imparatorluğunun büyük bir kısmını 1921 yılında New York ticaret merkezi olma istidadını gördüğü için ve Amerikan finans kapitalinin merkezi olacağını öngördüğü için gidiyor New York'a yerleşiyor. Bank kapitali Amerika'ya öğretiyor. Yani bir süper güçlüğe çalışıyor. İmparator projesinde Amerika'da ona öğretiyor. Peki Erol Bey, bir dakika, adım adım gideceğiz demiştik ya. Şimdi Rothschild ailesi Amerika'ya geldi. Çok büyük bir finans kapital gücü var. Var. Ve Amerika'ya yerleştiler. Evet.
devletle ilişkisi nasıl? Yani şimdi devlet nereye kadar arkasında duruyor? Devletleri mesela İngiltere Birleşik Krallığı'nın, Britanya'nın çıkarı ne Rothschild'den? İlişkiler nasıl oluyor da niye Amerika'ya açılma kararı alıyorlar? Tamam. Ve İsrail tabii. Tabii tabii. Bu arada şimdi, yani İsrail'iniz kurulmamış. Tabii, 48'de yok, kurulacak. Orta, tabii. Ama halen onun bütün destekçisi olarak bütün Yahudi yurt dışındaki Yahudi lobisine desteğini veren gene Rothschild ailesi. Tabii tabii. Değil mi? Şimdi dolayısıyla buraya dalış yaptığı zaman yani Rothschild bir çocuğu Rothschild'dir, bir çocuğu da Schiff'tir. Adı değiştirilmiş Rothschild'in oğludur. Schiff. Joseph Schiff'tir. Schiff. O aslında bir oğludur. O da Rothschild hanedanının mensubudur. Buraya dalınca arazi rahat. Çok büyük paralar kazanacağını görüyor. Onun için orada yapılanmalarını kuruyor New York merkezi. Ve orada o kadar büyük servet elde ediyor ki zaten bu yapılandırmayı oraya taşıdığı zaman Amerika bu yapılanmalardan haberdar değil zaten. Amerika bir imparatorluk projesi olarak doğdu ama o gelişme İngiliz Britanya İmparatorluğu'nun artık şubesi bile değil, bir küçük bir parçasıydı. Oraya yerleştiler. Orada CFR'nin temellerini zaten bunlar attı. Rothschild'ler anlattı. Bu Rothschild temelleri atınca Amerikan İmparatorluk Projesi'nin sahibi olan o yıllarda Ford Vakfı vardı. Hı hı. Bildiğimiz otomobil devi Ford vardı. Ford da Amerika'yı bir imparatorluk projesine taşımak isteyen derin devletin ne olduğunu anlatacağım kişiler tarafından zaten oraya kadroları hazırlanmak üzere o projeye odaklanmışlardı. Ve Ford hemen bir vakıf kurdu. Hı hı. Ford Vakfı. Hı hı. Şimdi bu kadar eski midir? Yani 20'li yıllar mı? 1920? Tabii tabii tabii. Yani 1921'de zaten kuruluş resmen evet, oraya indi. O zamanlar zaten indiği zaman Ford oligarşisi çok ileri seviyedeydi. Ve Ford oligarşisi esasında temelini Rothschild hanedanının Avrupa yapılanmasından onların Chatham House denilen bir şato vardır. Chatham House İngiltere İmparatorluğu'nun küresel teoloji projelerini üretmekle görevli olarak şeydir. Hali hazırda Chatham House olarak bildiğimiz yerdir. Evet. Ve Chatham House'daki insan kadroları doğrudan doğruya Dünya İmparatorluk Projesi kadrolarından oluşturulmuştu. Chatham House'u orada bunlar dizayn edirken orada çalışanları söyleyeyim. Orada beyin takımda McCloy var. Çok önemli bir kişidir anlatacağım. Bernard Lewis var. Askeri istihbarat albayıdır. Türkiye'de onu çok büyük kurtarıcı diye düşünürler. Evet. Çok Orta Doğu kitabını yazdığı için de Orta Doğu'yu çok iyi bilen dünya çapında derler. Ve bizim Ermeni soykırımı bu mahkemesinde de şahitlik yaptığı dünya çapında bir güç şahıs olarak ve o nedenle de üstünün çizildiği konuşulur. Hı hı. Bu arada Doğu Perinçek'in Ermeni soykırımındaki başarısını Nobel alacak düzeyde kıymetli olduğunu da burada yere not gelmişken not ediyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla orada... Şimdi geldiler. Rothschild Amerika'ya yerleşti. Geldi. Amerika'da çocukları geldiler. O yine ama Avrupa merkezde. İngiltere'de İngiltere merkezli yürütüyor hakimiyetini. Evet. Bütün dünyada sanayi kuruluşları maden ağırlıklı olmak üzere ona çalışmaya devam ediyorlar. Ama bu aynı zamanda finansa çok yöneldi. Tabii. Ve finansın o efekt piyasalar denilen hani borsayla işte şimdi forex diyorlar vesaire diyorlar. Tabii. Onlarla artık paraya para kazandırma dönemini açtı değil mi? Evet şu kadroyu söylemem lazım. Buyurun. Yani orada Bernard Lewis var bu kadroda, McCloy var bu kadroda
ve Somerset Maugham vardır dünyanın en Chatham House ekibini sayıyorsunuz. Tabii Somerset Maugham Nobel ödüllü müthiş yazardır. Doğrudan doğruya albay rütbesiyle Britanya İmparatorluğu'nun istihbarat yani güvenlik yazımındadır. Yani o da oradadır. Orada ayrıca dünya çapında bir sürü ekonomistler sonradan olan herkes orada çalışıyor ve Londra Üniversitesi'nin bir bölümü London School of Economics yani Londra Ekonomik Okulu aslında LSE geçen okul doğrudan doğruya Rothschild hanedanının odak noktasıdır. Yani küresel emperyalizmin odak noktasıdır. Bir dakika yani LSE'den mezun bizde çok sayıda siyasetçimiz var. Ya yani bazıları şimdi... var ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıp Bilal gibi parayla diploma alanlar. Yani şimdi ben bir vakit yok diye anlatmayayım. George W. Bush gibi diyeceğim. George W. Bush Harvard'dan diploma almış bir kişi. O kadar zeki bir adam. Şöyle kısaca söyleyeyim. George W. Bush... Baba Bush'a evde, Baba Bush eve başkanlıktan ayrılmış, CIA başkanlığı yapmış. Texas'taki çiftliklerinde oturuyorlar. Barbara Bush da yanında. Karısı. Telefon geliyor. Bush ama oğul Bush nedeniyle, Baba Bush nedeniyle seçilmiş. Yani tayin edilmiş bir piyon. Yani tamam mı bu George W. Açıyor Harvard Üniversitesi rektörlüğünden. Rektör arıyor tabii bir şeyi, Baba Bush'u. Oğlunuz görüşecek sayın başkanım diyor rektör. Alıyor George Bush telefonu. Harvard'da diploma aldım baba diyor. Barbara'ya çıkmış telefona, veriyor kocasına, dinliyor. İnanılmaz bir şey Barbara diyor. Bağlayın bana diyor, telefonu kesmeyin rektörü. Biz ona verdiğimiz diploma bir Harvard program diplomasıdır diyor. Hı. Onun üzerine Baba Bush karısına diyor ki bizim aptal zaten oradan diploma aldı. Ben de şaşırdım çünkü o da oradan mezun. Ama o ciddi bir mezun yani. Hı. Böyledir bu işler. Yani oğlu için tabii, kendisi böyle tabii. Bir değerlendirmede yani, bulunuyor. Bizim aptal Exeter, oradan. Exeter Üniversitesi yine Rothschild'in kurduğu dünya düzeninin Ermeni projesinin, şu projesinin, küresel işgal projesinin hazırlandığı Exeter'de. O oraya bağlıdır yani dediğim London School of Economics paralelinde yürür. Orada da bizim bir sayın cumhurbaşkanımız eğitim görmüştür. Oradan olan gazeteciler de var. Dolu kaynıyor. Var, evet. Şimdi, Fehmi Koru, Abdullah Gül'ü söyledi. Ya tabii ya Fehmi Koru var, daha neler Abdullah. Var yani tamam. Şimdi dolayısıyla bu iş çok önemli orası yalnız. Tamam geldik fakat şimdi. Fakat en büyük kuruluşu imparatorluğunun en temel yeri Rothschild İmparatorluğu'nun Tavistock Institute of Human Relations. Tavistock insan yani ilişkileri araştırma merkezi. Burası korkunç bir şey. Hala bu şimdi merkez Tavistockçulara geleceğiz. Tavistockçulara geleceğiz. Şimdi Erol Bey sizin bu kitaplarınız çıkmaya başladıktan sonra şimdi adım adım gidiyoruz sevgili izleyiciler. Tahmin ediyorum çok anlaşılır ve tane tane ilerliyoruz. Sizin bu kitaplarınız çıkmaya başladıktan sonra Erol Bey birçok yazar da bu konuya ilgi duymaya başladı. Evet. Ve ondan sonra şöyle bir ne bileyim şehir dedikodusu gibi bir şey yayılmaya başladı. İşte dünyayı iki aile yönetiyor. Bunların arasında da rekabet var. İşte Rothschild derler, Rockefeller'ler diye. Böyle fantastik bir mahalle kavgasına çevirir gibi ele alan yazılar okuduk, gördük. Evet, İnsanlar böyle dediler. Evet. Yani işte dünyanın hakimiyeti Rothschild'di, daha sonra Amerikan devi Rockefeller çıktı. Rockefeller'ler, Rothschild'ler kavga ediyorlar. Bütün dünyada yaşanan bu krizler, şunlar bunlar da aslında bu iki ailenin kavgası diye. Siz benim daha önce televizyon programına katıldığınızda aslında dünyayı yöneten aileler içerisinde bu iki ailenin olduğunu ama sadece bu iki aile değil başka ailelerin de olduğunu ve buna sayı vermenin kolay olmamakla beraber 11-12 tane ailenin sayılabileceğini söylemiştiniz. Evet. Yani evet. Dünyada üretilen milli gelirin daha doğrusu milli demeyelim özür dilerim dünyada üretilen katma değerin gelirin neredeyse %60-65'ine yakınını o zamanki programda söylemiştiniz. Evet. Bu 12 aile kontrol ediyor demiştiniz. Evet. Bu da şunu getirir. Dünyada siyasal, sosyal,
coğrafik bütün düzenlemeler bu aileler tarafından dizayn edilir, yapılır, belirlenir. Hatta ve hatta çok belli kritik ülkelerdeki hükümetler bile tabii. bu ailelerin onayıyla belirtilir. Tabii. Şimdi bu çerçeveyi çizdikten sonra buna katılıyorsunuz herhalde, katılıyorum değil mi? Katılıyorum ama şunu baştan hemen söyleyeyim, yanlış anlaşılabilirim. Dünyada süper güç olmuş hiçbir süper güç, hiper güç olsa bile, yani hiper güçler de buna dahil, dünyayı yönetmezler. Yönetebilemezler. Devletleri kastediyorsunuz. Devletleri kastediyorum ben. Devletleri. Veya yani, devlet başkanları, evet, değil mi? Elitler eliyle yönetmeye teşebbüs ederler. Yani küresel stratejinin, oligarklarının dış dinamikleri ile iç ulus devletlerin iç dinamikleri veya küresel devletlerin hedefindeki iç dinamikler birbirleriyle çakışarak yürür ve bir vektöryel birleşme paralelinde yürür. Dolayısıyla onlar karar vermez. Türkiye'de şimdi şöyle bir şablonu diyemezsiniz. Bu iktidarı oligarklar getirdi, getiren götürür. Böyle bir şey yok. Bu iç dinamiklerle dış dinamikler arasında büyük bir mücadele vardır. Bu mücadelede... Bu Türkiye için de böyle. Tabii, bütün dünya için. Bu dinamik mücadelede iç dinamikler bazen geriler, face state haline de düşebilir. Çöken devlet haline de bilir. Bazıları da bir damar vardır, böyle bir anti-emperyalist damar. Burada ırkçılık filan da yapmıyorum. O damar veya konjonktürel zeitgeist, yani zeitgeist ruhu o dinamikleri beslediği için dış dinamik zorlanır. Aradaki fark şudur. Dış dinamik zorladıkça yeni bir proje üretir think tankler eliyle. O projelerden o düzeltmeyi yaparak çıkar. Ve bunlar normalde Amerikan planlaması 20 sene uzun vadedir, 10 sene kısa vadeli projelerdir. Oradaki tüm hatalarını görür, düzeltir. 1000 tane, 2000 tane think tank var. Orada Big Five olan 5 büyük think tank. Onları anlatırız. Düşünce kuruluşundan bahsediyorsunuz. Evet. Ve o tavsiye ede ede gider. Bu bağlamda çalışır yani. Şimdi bir dakika Erol Bey, bu söylediklerinizi bir özet geçeyim. Şöyle evet. diyorsunuz. Mesela Türkiye'yi örnek alalım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri veya küresel sistem evet. diyelim. Sistem. Türkiye'ye yönelik bir planlama yaptığı zaman evet. Türkiye içinden güçlü bir damarı karşısına alır veya onunla tabii. ittifak kurar. Evet. Onunla beraber hareket tabii, eder. Evet, evet. Fakat bu ittifakın kimi zaman ona karşı çıkışları olabilir, tabii. kimi zaman anti-emperyalist olabilir, tabii. değil mi? Tabii, tabii. Olabilir. İlla ona benim dediğimi yapacaksın diye bir şey yoktur. Türkiye içi dinamikleri de göz önüne alır. Tabii. Bunları da belirleyen, araştıran 5 tane büyük olmak üzere sayısız evet. düşünce kuruluşu vardır. Bunlar projeler üretirler. Evet. 10 yıllık kısa vadeli, 20 yıllık şimdi orta ve uzun vadeli. 25'e çıktılar. 25, 2025 ve 2050'ye çıkmıştır. Amerika Anladım. Kampı. Ama şunu söyleyebiliriz değil mi? Türkiye gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin değişmez müttefiki olması koşuluyla değil mi? Tabii. Daha doğrusu o ava alındıkta işleri büyük ölçüde kolaylaşmış olur dik dinamikleri. Mesela anlatacağız da. Bugün Türkiye'de hiçbir elit, aydınlara ben elit diyorum, yani asker, sivil dahil, akademisyen dahil, Türkiye'nin NATO'ya niçin alındığını kesinlikle bilmezler. Siz buradan açıklarsınız o zaman. Tabii açıklarım. Yani ben Buyurun. Kitaplar da yazdım. Yani bunu tabii. çok uzatacağım. Anlasın, neden alındı Türkiye Amerikan NATO'ya? Amerikan emperyalizmi Türkiye'yi NATO'ya almasının tek sebebi Amerikan ordusu haline getireceği Türk ordusunu prestijini yok etmek, temelde Türk ordusunu ve yönetim kadrosunu tarihin çöplüğüne gömmek amacıyladır. Ben çok farklı bir şey söyleyeyim. Yani zaten Türk ordusunu yıpratmak, itibarsızlaştırmak, giderek yok etmek. Yok etmek. Yani orada vesayet konusu söz konusu değildir.
yok etmek istediği için NATO'ya almıştır. NATO zaten İçini alıp orada... bir Amerikan ordusudur. NATO ordusu Avrupa'yı da yok etmeyi hedefleyen bir Amerikan ordusudur. Kurucusu odur. Müttefik kuvvetleri komutanı, Amerika komutanı aynı zamanda müttefik kuvvetler komutanıdır. Yani mühür Süleyman'da, Amerika'dadır. Bizim NATO'cularımız bunu bilmediği için, anlamalarının zekası yetmediği için bunu işte girdik, hürriyet gidiyordu, girdik 49 NATO derler. Böyle bir şey yok. Soros diyor açıkça, erkekçe diyor Soros. Hainin biridir, o da Yahudidir malum olduğu üzere. Türkiye'nin en büyük ihraç ürünü Türk ordusudur, evet, Türk ordusu diyor. Ya bu laftan zaten 1998'de global ekonomik kriz, kapitalizmin krizi adlı eserinde 98'de bunu yazdı. Ben 98'de bunu makale halinde dünyaya, yani Türkiye'de yayınladım. Yoksa zaten NATO budur, ama benim yazdığım iki kitap var üst üste bunu gördüğüm için. BOP projesi çıktığı zaman siz rüya görüyorsunuz. Bu BOP projesi değil. Condoleezza Rice'in anlattığı şekilde. Condoleezza Rice başka bir şey anlatıyor. Bu Büyük Orta Doğu projesi değil. Bu küresel NATO projesi dedim. Küresel Büyük Orta Doğu projesi dedim. Onların genişletilmiş Büyük Orta Doğu, genişletilmiş Büyük Doğu ve Afrika projesi. Afrika. Bir de Afrika'da var burada. Ama siz Pakistan'a kadar da uzatıyorsunuz. Ben tabii, çünkü ya Büyük Orta Doğu İngiliz terminolojisinde imparatorluktaki stratejiler geliştirirken sen biliyorsun. Near East diyor, Middle East diyor, Far East diyor. Yani kendi stratejisine uygun yıkım projeleri üretebilmek için bizim bildiğimiz tanımları alt üst ediyor. İşte Near East, işte bizim Irak filan. Middle East bilmem ne filan. Ama Far East deyince doğrudan doğruya Japonya, Çin, Hindistan. O proje o. Dolayısıyla bu. Ve bu projeyi yürüten zeka, yani bu bir zeka. Dolayısıyla NATO'da değil. NATO'yu üreten proje Truman doktrini, yani Marshall planı. Marshall planıyla tuzağa alıyor seni. Marshall planıyla NATO'yu üretiyor. Marshall planını yardım diye soruyor. Kanununa giriyorsunuz. Borç verme kanunu. Marshall planı değil o. Borç veriyor. Bütün dünyanın beynini yıkıyor. Çöken Avrupa'yı kurtardım. Ekonomik yardım yaparak diyor. Hayır. Ekonomik borçlandırarak, düğünü umumiye yaparak Osmanlı'yı yıktığı gibi borçlandırıyor. Hadi öde diyor. Nasıl ödesin? Sen peki indirmişsin Avrupa'yı yerin dibine. Nasıl ödeyecek? Mahkum. Tamam mı? Peki. Bu, Erol Bey bir es verelim. Çok hararetli gidiyorsunuz. Güzel gidiyorsunuz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Tamam. Sevgili izleyiciler, kağıtınızı kalemenizi hazır tutun. Erol Bey birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyiciler, yazar, araştırmacı Erol Bilbilik'le söyleşimize devam ediyoruz. Dünyayı yöneten küresel güçleri adım adım tanımaya ve bugün Türkiye başta olmak üzere dünyada yaratılan bu büyük kaosun mimarlarını, yaratıcılarını, bu büyük kaosu planlayanları anlamaya adım adım gidiyoruz. Erol Bey, şimdi Rothschild ailesini getirdik. Evet. Amerika'ya yerleştirdik. Amerika'da onlar devam ediyorlar. Bu arada siz farklı yapılanmaları da söylediniz. Evet. Exeter Üniversitesi'ni söylediniz. Evet, LSE'yi evet, söylediniz. Evet. Aynı şekilde Chatham House'tan evet, bahsettiniz. Evet, evet. Ve bunun gibi en önemli şey Tavistock diye bir kuruluştan da söz ettiniz. Onları şimdi bunların da ayrıntılarına geleceğiz. Ama tamam, şimdi Rockefeller'a bir isterseniz geldim, bir tanışalım. Bir, tamam. Bizi bir Rockefeller'a bir tanıtın. Kimdir Rockefeller? Şimdi oraya hemen gireceğim, yani gecikmeyeceğim. Şunun altını çiziyorum, yani bütün Türk insanları için. Küresel, onun doğru ismi küresel emperyalizmdir. Küresel Amerikan emperyalizmidir. Hı hı. Küresel emperyalizminin en nihai projesi, imparatorluk projesi olarak
devletleri, hükümetleri, hükümetleri ortadan kaldırmak ve dünyayı think tanklerle, düşünce kuruluşları ile idare etmektir. Of, çok ilginç. Evet. Bu, arkadaşlar bunu spot olarak altı alalım. Dünyayı think tanklerle idare etmek son amaçları ve esas amaçları. Nihai amaçları hükümetleri kaldırmak. Niçin? Aslında think tanklerle bu işin. Neden? Niçin? Çünkü Amerika, bu 200-300 yaşında olan Amerika ya devleti görmüştür ki hükümetleri, mükümetleri böyle yönetmek, piyonla çalıştırmak zor. En kolayı think tank, düşünce kuruluş. Niçin? Çünkü think tank'in, bütün Amerikan think tank'lerin, onu model alan Avrupa think tank'lerin içinde mutlak surette CIA veya BN, Amerika, Alman Anayasa Teşkilatı veya MI6 vardır. Yani gizli servisler, güvenlik servislerinin cirit attığı yerler, kendi dizayn ettikleri için dünyada Rothschild'den bu yana o yapılanmaları rahat koştururlar. Şakur şukur suikastlar, uçaklar, bombalarla yok ederler dünyayı ve sömürge yaparlar. 20 yani 12 aile, 220 kişi dünya yönetimini rahat rahat organik armut, organik karpuz, organik muz yiyerek yönetirler. Buradan şimdi geçeyim Ford Vakfı. Bunu bir dakika, bu arada bu 12 aile dedik, izleyicilerimizin merak edeceğini tahmin ediyorum. Onları 12 aile de birkaç tane sayar mısınız? Ya burada bu Rothschild'ler, Rockefeller'ler, Warburg ailesi var. Warburg ailesi. John Pyatt Morgan'lar var. Onları, bu J.P. Morgan, J.P. Morgan kurucular. Kurucular. Tamam. Tabii. Peki şey, bu Coca-Cola'nın başı Warren Buffett. Warren Buffett o şu anda oligark ama o daha çocuk, bu yaşlarda değil yani. Benim bahsettiğim bunlar 95 falan yani Kissinger. Bir de hepsi de çok yaşıyorlar. Tabii 98 yaşında Kissinger, yeni kitabını yazdım, o da çıkacak. Ha, bu arada Erol Bilbili'nin çok sayıda kitabı var sevgili izleyiciler. Ekranın yarısında sizlere bunları tanıtacağım. Son kitabınız Haziran. Haziran kitabı çıktı. Çıktı. Bunu da ısrarla arayın, sorun kitap evlerinden. Çok önemli bilgileri barındırıyor. Tabii. Onu da söyleyelim. Evet, Warren Buffett bunlara göre genç kalıyor diyorsunuz. Çocuk, değil mi? Şimdi dolayısıyla bu mesela efsane Kissinger'denler, dünyanın en büyük halk düşmanı, emperyalizmin katili, hırsızı ve petrol kralı olan fakat el üstünde tutulan Amerikan emperyalinin bir beynidir. Benim yazdığım kitabın ismi de zaten İnsanlık Suçlusu Albert Kissinger dedim. Yargılanıyor. İspanyol hakimi yargıladı, mahkum etti. İspanya'ya giremiyor, İngiltere'ye giremiyor. Hava fıratlarını aşarak okyanuslar ötesinden giriyor kendi Amerikan ülkesine. Şimdi bunlar var yani orada. Bu 88 yaşında. Bir dakika, özür dilerim. Araya giriyorum ama kusura bakmayın. Evet, evet. Ben de merak ediyorum. Evet. İzleyicilerimiz de merak ettiğini umuyorum. Mesela Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. Evet. Veya işte büyük bilgisayar ve teknoloji devi Tim Cook'lar var. Tim Cook'tan önce Amazon'un şey var. Şeyi var. Hayır. Bizim ünlü adamı unuttuk ya. Neyse. İsmini bağışlayın, aklıma gelir. Bill Gates. Bunlar bu elitlerin içerisine girmiyorlar mı? Tabii içinde onlar. İçinde Warren Buffett da içinde. Ama ben yaşı itibariyle bu dönemin içinde demeyi kastediyorum. Bu tezgahın hazırlanışında onlar yok. Ama onlar zaten oligark. Onlar zaten sistemin adamı. Sistemdir bu. Sistem mi yaratıyor onları? Sistem yaratıyor. Yani Facebook'u sistem yaratmak mi yaratıyor? Yaratmak zorunda. Yaratmak. Yaratamazsa kapitalist sistem batar. Yok olur. Orada unuttun. Rothschild büyük bir şey. Rothschild'in en büyük incelediği kişi doğrudan doğru Marksizm'dir. Engels'dir. Kim? Marksizm. Tabii. Marksizm'i anlamadan, yani komünist ideolojiyi, utopik komünizm özen aşamasından geldiğimiz güne kadar veya Lenin'in emperyalist kapitalizmin en üst aşaması dediği emperyalizm aşamasını anlamadan
George Maynard Keynes'in kapitalist sistemini ayakta tutamazsınız. Yok edersiniz. Bu emperyalist sistemin uyguladığı doğrudan doğruya Marksist, Leninist dünya ekonomisinin görüşünü, altyapı, üst yapı belirlenmesi filan falanını öğrenmeden yapamaz. Onu geliştirmeden de imparatorluk projesini başarıya ulaştıramaz. Onun için zaten bir sürü komünist karşıtı yapılandırmalar Rothschild'le bütün dünyada ve Avrupa'da onun için yaratılmışlardır. Bir sürü komünist partiler kurulmuştur. O büyük komünizmin askersel gücünden korkutularak aslında komünizmin son Kuruçev döneminde askersel hiçbir gücü yoktur. Buna rağmen o gücü büyük göstererek malı götürürler. Yani oradan onları çıkarlar. Bir şekilde komünizmin gücünden de kendi lehlerine bir sonuç çıkartır kapitalizm yani, diyorsunuz. Siz bizim programımıza katıldığınızda Erol Bey şey demiştiniz. Bu manada baktığımızda baktığımızda komünizmde bir tasarım olabilir demiştiniz. Ben bunu söyledim. Çok da sert eleştirmiştiniz. Telefonlar açıldı. Bir sürü insan bana hücuma geçtiler. Ne diyorsun sen saçma sapan? Düzelttim ben. Bu şimdi televizyon öyle bir şey ki ne çıktığını ağzından, bir de tam monitör karşımda olmadığı için ben ne söylediğimi fark edemiyorum. Görsel dikkat yok orada bakmadığım için. Hemen düzelttim onu. Bu tasarım olabilir mi? Hayır, gerçektir o. Ama şöyle dediniz. Komünizm tasarım olarak değil, kapitalizm bunu kendi lehine kullanması. Onu dedim işte. Öyle dedim. Demek istediniz mi? Şimdi geliyorum Rockefeller'e. Şimdi kim var hayatta Rockefeller'da? Şimdi onu da şey yapayım, sonra detaylı anlatayım. Tamam. Şimdi Rockefeller benim dünyada tek istediğim, yani bu acziyet değil, yani acizlikten değil, üç kişinin hemen ölmesi veya öldürülmesidir. Aman demeyin böyle, demeyin. Evet, ben de demeyin. Bu görüşüm bu. Evet. Çünkü insanlığı öldürüyorlar. Katlediyorlar, IŞİD'i yaratıyorlar, durmadan indiriyorlar, bindiriyorlar, yok ediyorlar. En büyük IŞİD, mücahidin hareketini başlatanlar, en büyük IŞİD'çi. Kestiklerinin beynini yediler, kafatasını yediler, böbreğini yediler ve Sovyet komünizmine karşı İslam'ı savunma mücadelesi olduğu yönünde kahramanlaştırılır. Bunların hepsi bir palavradır. Bunlar büyük oligarkların oyunları, onu anlatacağım zaten. Yani şu gün dünyada olan şeyin ne olduğunu bugüne getirerek anlatacağım. Niçin Kerry buraya geliyor, Viyana'da toplantıya çağırıyor milleti? Niçin Jimmy Carter'ın güvenlik danışması, şimdi uzun uzadı ana Brezinski'nin. Brezinski'ye özel geleceğiz. Çünkü onu anlatıyoruz. Rockefeller'e bir söyleyin Rockefeller, bize. Kaç yaşında şu anda? Şimdi oraya kaldık. Rockefeller şu anda 98-99 yaşlarında. Şimdi Rockefeller... Akıl sağlığı yerinde mi? Anlatacağım. Rockefeller, bütün insanlar bilir Hürriyet abidesini New York'ta. New York'un yani doğu, kuzeydoğu tarafına düşen Pocatico yarımadası diye deniz altında kısmı bulunan bir ada var. Pocatico yarımadası. Şimdi David Rockefeller o Pocatico yarımadasının altındaki meşhur sarayında, diğer bir deyişle malikanesinde, diğer bir de işte şatosunda yaşıyor şu anda. O şato 3,5 hektar. Yani büyük. Çok büyük. Çok büyük bir malikane, yani saray. Büyük saray. Rockefeller'in sarayı. Ada da ona mı ait acaba? Adanın mülkiyeti altıyla, yeriyle, uzayıyla ona ait. Ona ait. Ve onu o günkü fiyatla 50 milyon dolara almış. 1930 yılında almış bu adayı. Tamam. Orada koridorlar var, dehlizler var, böyle 500 odalı çalışma şeyleri var. Bunun akıl hocaları, danışmanları, Warren Buffett her hafta orada,
şey Bill Gates her hafta orada, Mark Zuckerberg dediniz onlardan. Mark Zuckerberg. Zuckerberg, onun kitabı da çıkıyor işte. Orada da yeni veri çağı Amerikan emperyalizminde, oradaki dümenleri o bilgi çağı emperyalizminde. Kitabı çıkıyor derken bitti kitap. Siz basıldı. Siz ben yazdım. Ya, yazdığınızı söyleyin. Şimdi kitabı çıkıyor deyince anlamaz izleyicilerimiz belki. Erol Birbiliğin Mark Zuckerberg'i ve bütün yeni dünya imparatorluğunun fiber optikke dayalı big data çağı emperyalizmi başlıklı kitabı çıkıyor. Orada neler var? Neler onun? Şimdi dolayısıyla Rockefeller işte orada yaşıyor. Burada Rockefeller'in bir malikanesi, işte özel yeri var. Rockefeller'in altı çocuk beziyle benzetmek gibi, yani benzetirsek. Ha, felçli herhalde. Felçli. Alzheimer ve biyolojik, yani bitkisel hayat yaşıyor. Her an her şekilde ölebilir durumda. 60 kilo 48 kiloya düşmüş durumda, tamamıyla kapalı bir şeyde ve ona bu danışmanlar var ya, bazı danışmanlar gibi, ona resmen her gün pembe gazete okuyorlar. Şu firma böyle oldu, bu firma böyle oldu, bilmem ne, New York City. Ha, yalan şey, haberlerden oluşan yalan. Pembe gazete okuyorlar. Peki. Dolayısıyla işte bu peki varisi kim? Varisi onun. Burada anlatacağım yarın gelişi. Varisi, karısı öldü, kardeşleri öldü. Ama ailede bir tek kişi kaldı. Yani onun şeyi, tek varisi var. Tek varisi onun, şimdi söylerim, yanlış söylemeyeyim. Varisini söyleyeceğim. Unutturma. Tamam, bulursunuz buradan. Yani, bir tek kızı var onun. Varisi de Judy Golani. Düzelteceğim sonra. Judy Gulen. Bunun görevi de kendinin kurduğu, kızının kurduğu hayır bağış, yani hayırseverlik vakfı dünya grubu diye, hı-hı, center diye bir vakıf kurdu. Burada tam 258 milyar dolarlık bağış topluyor global oligarklardan. Mesela bu Warren Buffett servetinin büyük bir çoğunluğunu bağışladım dedi. Oraya mı bağışladın? Oraya. Çünkü niye oraya? Hepsi bağışlıyor. Niye? Onu da söyleyeceğim. O bağışlarla oluşan 258 milyar dolarlık büyük bir serveti kızı yönetiyor. Düşünebiliyor musun gelirlerini? Şimdi niye vakıf kuruyor bunlar? Türkiye'de de vakıf kurmayı Amerika'dan öğrettiler. Çünkü Amerikan emperyalizmi vakıflara dayanır. Şimdi vakıf kuruyor. İlk vakfı kuran Ford Vakfı'dır. Çünkü Ford Vakfı'nı kurduğu zaman kapitalist, emperyalist sistem dünyanın en büyük gücü olduğu için o dönemde, yani dünyanın değil Amerika'da en büyük güç olduğu için vakıf kanunu çıkarttı. Çünkü başkana hükmediyor. Deli Donovan'a hükmediyor. Başkan danışmanı yani hükmediyor. Vakıf çıkardın mı kardan hiçbir şekilde vergi vermiyorsun. Sıfır vergi. Olduğu gibi havuzuna dolduruyorsun. Havuz yapıyorsun. Fed'de anlatacağım o havuzu yani. Oradan o paralar geliyor. Bedava para, 258 milyon kızı onu yönetiyor. Bir tek kızı var. Nelson Rockefeller vardı. Kardeşi New York valisi oldu. Sonra da Eisenhower'ın başkan yardımcısı oldu. O eşkıyaya verilen görev de baştaydı. İşte o Nelson Rockefeller'e, David Rockefeller kardeşinin, yani abisinin verdiği görev Marshall planını yaratmak, NATO'yu yaratmak, CENTO'yu yaratmak, dünyayı askeri güçle yıldırmak, korkutmak, yok etmek, bir de kültürel emperyalizmin aşamasıyla yetmez ama evetçi, radikal veya liberal şeyler, kadrolar üretmek, o üretim paralelinde filmler, Hollywood filmler, şu Hollywood'u onlar yönetiyor zaten. Hiç kımıldamaz Rockefeller'in orada. 7 tane oligarkı var çok önemli düzeyde. Nerede şey Jeffery, değil mi? Hollywood'da. Hollywood. Yapımcılar tabii, değil mi? Tabii tabii. Şimdi dolayısıyla bu Rockefeller bu şekilde peki, durumda. Şimdi. Ford Vakfı'nı yıktı, bitirdi, gücünü sıfırladı.
1937 yılında Rockefeller Harvard'ı aynı zamanda da Princeton Üniversitesi'ni bitirmişti. O Ford Vakfı'nı yok etti. En büyük gücü Rockefeller Vakfı kurarak dediğim şekilde o günden bu yana Rockefeller bütün dünya imparatorluğunu kurdu. Silah tekerleri onun. Finans tekerleri onun. Enerji. Yüksek enerji tekerleri onun. Petrol tekerleri onun. Yeraltı servetleri tekerleri onun. Uzay kalkanı, buzay, yüksek teknoloji tekerleri onun. Paralar cükkadak ona geliyor. Nerede çatışma çıksa, nerede savaş çıksa o paralar havuza doluyor. O nedenle de işte en büyük kapitalist oluyor. Ve bu Rockefeller, Marshall'a gelince vakit kalırsa, Birinci Dünya Savaşı'nı yok Bosna'da o onu öldürmüş bu. Böyle bir şey yok. Hem Birinci Dünya Savaşı'nı hem İkinci Dünya Savaşı'nı Rockefeller çıkarmıştır, kadroları çıkarmıştır. Onun emrindeki anlatacağım William Yandel Elliot'tan, Henry Kissinger'den, Brzezinski'den ve bir sürü insanlar, Paul Warburg'larla bu şey. Ve, peki, şimdi o zaman şeye gelelim. Şurada, bu küçük ara notu bir değerlendirir misiniz? Rothschild'lerle Rockefeller'lerin arası nasıl kavga, ha, savaş mı? Orada, hayır, arası? Şöyle. Şimdi bütün dünyada bir sürü akademisyen, allameler, generaller, amiraller sallarlar dünyayı, hele sağcına, dünyayı Rothschild kapitali idare. Böyle bir şey yok. Dünyayı White Anglo-Saxon Protestan kapitali idare eder. Yani Rockefeller kapitali idare eder. Fakat bu Yahudi kapitali, Rothschild kapitalinin iki özelliği var. Birinci özelliği, bir kere bu dünya kapitalinin %62'si kadar White Anglo-Saxon, yani Rockefeller hanedanı üretir. Bunların payı 28 filandır. Yani kim bunlar derken? Rothschild hanedan. 28 nerede? 62 nerede? Hı hı. Değil mi yani? 72. 72 nerede? Böyle bir şey yok. Fakat en büyük serveti Rothschild hanedanının, Rockefeller de onu modelliyor zaten. En büyük servet nedir biliyor musunuz? Ne yeraltı madeni, ne petrol, ne bunlar değil. Beyin servetidir. Yüksek beyin yetenek ve kabiliyet yeteneğidir. Dünyanın en büyük serveti beyin servetidir. Ne kadar büyük beyin olursa bir ülkenin yetiştirdiği, bu da eğitimle olur, bir de dehalarda eğitimsiz de olur. Dolayısıyla o servete sahip olduğu için Amerika'da o beyinler dünyayı yönetiyor. Niye? Pentagon'un Orta Doğu masası, Uzak Doğu masası, Çin mi? Hepsi Yahudi. Yani bunlar, bunun adamları. Başka otorite yok. Başka kimse yok. Öyle. State Department onlarda. Şöyle biraz döner misiniz? Ha, çok heyecanlı anlatırsınız. Ulusal güvenlikte hepsi Yahudi. Stepanant de Yahudiydi. Kissinger Yahudiydi. Bilmem ne. Hepsi Yahudi. Beyin gücü var. Peki, şimdi Erol Bey tekrar şimdi şunu konular, bir ne söyleyecek? Şimdi evet. Şimdi başta programın başında birinci bölümde 3 tane yapıdan söz etmiştik. Evet. Siz bunu klasik versiyonda anlatıyordunuz, evet, hep bugüne kadar. Evet. Neydi onlar? 1. Bilderberg. Evet. Evet. 2. CFR. 3. Evet. Trilateral. Şimdi bu 3 yapının dünyada küresel nizamı sağladığı tırnak içinde, evet, söylüyorum. Tabii, tabii. Sağlayan yapılar olduğunu söylüyordunuz. Evet. En alt örgütlenmesi Bilderberg. Hı. Onun bir üstü yok, öyle değil. Nedir? Ha, en alt doğru. Bilderberg. Bilderberg. Evet. CFR ve üçlü komisyon adı verilen Trilateral. Evet. Yani hani bir cephe örgütlenmesi gibi düşünecek olursak tabii. Bilderberg'te tabii. Türkiye'den de çok sayıda kişi kitabını katılıyor. Yazdınız. Türk Bilderberg'leri dediniz. Türk Bilderberg'leri derken bu arada şunu da belirtelim. Türkiye'de ilk yapan Muharrem Birgi, değil, evet, mi? Türkiye Bilderberg'in temsilcisi. Daha sonra 1975 Çeşme'deki ünlü toplantıda Selahattin Beyazıt. Evet. Hala o. Hayır. Hayır. Koçlara geçti.
Tamam. Koçlara geçti. Koçlara geçti. Koçlara pardon. Halen üyeliği devam ediyor Suna da. Suna Koç'a geçti. Suna Kıraç'a geçti. Kıraç'a şimdi Koç'a geçti. Şimdi Mustafa doğru, Koç'ta. Doğru. Evet, Mustafa'da. Aha, Mustafa'da. Evet. Böyle bir yapı var. Bunlar da aslında Türkiye'deki elitlerin aslında evet, temsilcilerini yani gösteriyor. Yani bunlar Amerika'nın buradaki temsilcileri. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Buraya gazeteciler de gidiyor. Ben şimdi gazetecilerin gitmesi mesela ne bileyim işte Nuray Mert de gidiyor, Fehmi Koru da gitti, bir dönem siyasetçiler de gidiyor. Şeytan avukatlığını yaparak sormak istiyorum Erol Bey. Buradan böyle çok gizli, çok ne bileyim tırnak içinde söylemek gerekirse masonik böyle bir yapıdan mı söz edeceğiz? Yoksa dünyada küresel sistemin nereye doğru evrildiğini, dünyadaki trendlerin nereye doğru gittiğini, ekonomik gelişmelerin nasıl olacağını belirleyen bir konferans zinciri olarak mı göreceğiz? Yani biraz abartıyor muyuz? Hem de nasıl? Şimdi bu, hayır, hayır. O görüşü diyorum. Yani, ha, görüşe bak. Görüşü. Şimdi bunlar öyle bir iktidara sahipler ki buraya gidiyor. Bunlar da oraya dahil ediyor. Oho! Cetvel pergel emperyalizmi düzenliyorlar zannediliyor. Değil mi? Onu soruyorsun. Böyle bir şey yok. Zaten bu gizli toplantıları, onlar kapalı toplantı diye geçiştirmek isterler. Ben dünyada ilk defa gizli toplantılar diye şey yaptım. Saldırı oradan da zaten kaynaklandı. Bu toplantılarda bir basına açık bir şey yaparlar. Sonra bir sürü salonlarda o konu bu konu diye toplantılar yaparlar. Bilmezler ki onlar orada o toplantılarla ilgilenirken çekirdek kartı en üst katta en gizli projeleri tartışıyor. Şey. Onlar ayak takımıdır. Türkiye'deki Bilderberg iş yapılmışları ayak takımıdır. Emperyalizmin kuklalarıdır. Onların isteklerini yerine getirirler. Ekonomik isteklerini, tarihsel isteklerini, kültürsel isteklerini, stratejik isteklerini yerine getirirler. Ondan sonra ama yukarıda bir çekirdek yapı vardır. Asıl ya, kararlar orası alır. Mesela Estulin vardır. Dünyanın en büyük Bilderberg uzmanı geçinir. Onu 3-4 kere öldürmeye kalktılar. Çünkü bu toplantılar yapıldığı zaman yukarıda Amerikan eğer Kissinger buraya geldi 2007'de Amerikan uçakları tepede şeyler NIC National Security Agency NSA, korkuda zaten otelin 8 katı boşaltılmış yukarıda bunlar konuşuyor. Türkiye'de de işte bir sürü saymayayım ismini gazeteciler aşağı katta bu şudur hadi defolun gidin derler yukarıda film çevirirler. Bunlar peki, şimdi Bilderberg'in üstündeki yapılanma olarak CFR'yi görüyorsunuz değil mi? Şimdi esas itibariyle dediğin doğru Bilderberg'in üstündeki yapılanma. Ama bu üstündeki lafı şöyle, üstünde değil bu. Bilderberg en son kurulan trilateral, yani şöyle CFR 21'de kuruldu ya, 21 Temmuz. 1920'de kuruldu. İlk kurulan yapılanma temel CFR en büyük statü olarak en tam büyük. Açılımı ne? Council on Foreign Relations. Ne dış demek? İşleri komisyonu. Veya bu neye karar verir? Bu işte dünyaya bu karar verir. Bu rütbe. Bu rütbe. Bundan sonra Avrupa ayağını oluşturmak için Rothschild zaten Avrupa'dan geldi ya. Avrupa ayağı yoktu. Var aslında Dümeno vardı. O ayağı harekete kaldırıp bu CFR'ye eklemlemek için Bilderberg'i kurdu. Şey. Onun kurucusu da Rothschild'ler Prens Bernhard vardır. Hollanda Prensi Victoria'nın eşi. Bu kahpe adam Hitler'in ordusunda şeye, hürriyetçilere savaşan bir alçaktı. Onu Hollanda kraliçesiyle evlendirdi Rothschild ve bunu Bilderberg'in başına geçirdi. Ama onu kuran Joseph Rettinger'di. O da bir Yahudi. O da Amerika'da eğitilmiş bir şey. Joseph Rettinger'le birlikte Bilderberg otelde kurdular. Ben o oteli Hollanda'ya gittiğimde 3 kere gittim gördüm. Dümdüz ve alenen faaliyet gözüküyor. O dümen. Öyle diyor ki bakıyor millet. Ulan yazıyor orada da. Mason şeyi de var. Amblemi.
bunlar ne güzel örgüt ya, hakikaten bunlar think tank diyor. Ya orada bir bok olmuyor ki. Yani neyse. Yukarıda neyse. Orada yukarıdaki katlarda bu işler oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla ikincisi o 29-31 Mayıs günlerinde 54'te Bilderberg kuruldu. İşte orada Bernard, Joseph Rettinger kurdular. Şimdi trilateral niçin kuruldu işte? Esas konu o. Şimdi Cefere emperyalizmi ile Rothschild emperyalizmi New York'ta birleşti ve Cefere altında, yani statü olarak altında, kuruluş itibariyle farklı da trilateral ve Bilderberg oldu kuruluş. Fakat trilateral en sonra 72 Temmuz'da... Trilateral tam ne demektir? Üç lateral kenar demek. Şey, kenar. Yan. Üç kenar, üçgen yani. Üçgen, evet. Trilateral, tamam. Commission. Üçlü komisyon. Üçlü. Yani. Evet. Bu niçin kuruldu? 72 Temmuz'unda kuruldu. Rockefeller, George Kennan ve Zbigniew Brzezinski kurdu bunu. Yani 72 evet. Temmuz'unda. İlginç bir karakterle karşı karşıyayız. Çok ilginç. Sevgili izleyiciler, şimdi bu isimler arka arkaya geçiyor. Komisyon isimleri şunlar bunlar. Erol Bilbilik arka arkaya söylüyor. Bir bilgi bombardımanı var. Ama bunları tek tek temize çekerek ilerleyeceğiz. Şimdi dünyayı yöneten küresel organizma, küresel yapılanmanın üç büyük ayağından bahsetti. Bir tanesi Bilderberg dedi. Diğeri Cefere dedi. Diğeri de trilateral adı verilen üçlü komisyon dedi. Şimdi üçlü komisyonun kurucularını saydı. Bir tanesi az önce 98 yaşında Amerika'da Özgürlük Heykeli'nin hemen yanındaki adada ağır hasta olarak yatan David Rockefeller. Ne kadar bir paraya hükmettiğini, dünya finansal kapital çevrelerinde neye hükmettiğini Peggy az önce Dulani, özetledi. Peggy Dulani kızı. Peggy Gulani demiştiniz. Gulani. Evet. Peggy Gulani bu kızı. Bu kızı. Rockefeller'ın kızı. Kızı tamam. İşte. Şimdi ikinci isim George Franklin sağkoludur. Sağ o da kolu. Müthiş. David. Ama orada. Üçüncü isim sevgili izleyiciler. Son programımızın son bölümünde ayrıntılarıyla ele alacağımız bu yüzyılın en dahi stratejistlerinden evet, birisi evet, olarak evet. Kabul ediliniyor. Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Kazimier Brzezinski. Zbigniew Kamir Ires Brzezinski. Zor telaffuz edilen bir ismi var. Ama biz Brzezinski desek anlaşılır. Brzezinski de bu dünya yöneten küresel organizmanın kurucuları arasında. Brzezinski kimdir? Onu birazdan anlatacak Erol evet. Bilbilik. Çünkü bizi bugün yakından ilgilendiren, hani şimdi izleyicilerimiz diyor iyi tamam bunlar hoş, yani bunları anlatıyorsunuz, dünyayı şöyle yönetiyorlar, böyle katliamlar yapıyorlar, böyle hükümetlerden uzak tutmak istiyorlar falan ama bugün Türkiye'ye yapılan operasyon, Orta Doğu'ya yapılan operasyon, hepsi. Dünyayı soktukları büyük kaos. Evet. Bunlar ne olacak? Bunları kim planlıyor, kim yapıyor dediğimizde karşımıza çıkan önemli isimlerden bir tanesi Brzezinski. Evet. Şimdi isterseniz Brzezinski'ye girelim. Şimdi girmeyelim. Niye? Şimdi şu masonluk dedin bilmem ne. Oradaki bir oyunu şey yapayım. Şimdi trilaterale dediğin gibi giriyoruz. Şimdi masonluk. Şimdi bu Amerikan yani devleti kurulduğu zaman orada kurucuların hepsi yani çoğunluğu mason. Mesela. Tamam. Niye? Çünkü İngiliz İmparatorluğu'dan orada imparatorluk, oradan gidenler elitler tarafından ve kurulmadı mı? Yani masonluğun kurulduğu yer zaten Avrupa. Değil mi? Avrupa masonluğu oralarda kuruldu. Şimdi niye kurdular? Küresel güç elde etmek için dediğim gibi. O zamanlar hem İngiliz masonluğu güçlü, hem de Amerikan masonluğu güçlü. Devir aldı bir sürü şeydi. Localar ve üstadları açısından dünya masonluğu. Şimdi bunların sözü de şu anda da Amerika'daki bu trilateral, Cefere, Bilderberg grubunun beyin takımı elitleri mason kökenli esasında. Ama burada artık deniyor ki şu masonlar öyle geçti şudur budur. Ya masonların hiçbir gücü yok. Amerika'da da yok. Türkiye zaten kapı tokmağı öyle bir şey yok. Burada esas çevrilen yani dolap diyeyim, trik diyeyim şudur. Niye yok? Çünkü dediğim gibi Cefere'ye üye yaptığın zaman
cefere statüsüne geldiği zaman bu elit veya Bilderberg statüsüne geldiği zaman veya Trile Trile geldiği zaman Mason üstü bir dünya düzeninin yaratıcısıları Masonluğun gereği kalmadı. Geldi. Dolayısıyla bugüne kadar şişirdikleri yok Masonik Fransız ritmi yok bilmem İskoç ne İskoç ritmi yahut da Illuminati, Minuminati, ezoterik görüşleri korkutmak için dünyayı ayakta tuttukları güçlerin hepsi sıfırdan ibarettir. Hiçbir değeri yoktur. Değer CFR, Bilderberg, Trilateral'dır. Fakat en büyük güç sahipleri ise bu üç statüden yani CFR, Trilateral, Bilderberg'in üçünün birden gücüne sahip olanlardır yani. CFR'ci, Trilaterci ve Bilderberg'ci. Üç statülü. Yani Mareşal bunlar. Ve bu Mareşallar dediğim gibi sayacağım 13 kişi. Kırklar Komitesi'ydi 40 kişi. Şu anda yaşayan... Bu üç kurumda evet. da bulunan, üç grupta da bulunan 13 kişi. Evet. 13 aile mi, 13 kişi mi? Kişi ama kişi. Rockefeller de onların içinde. Rockefeller ailesinin elinde bunlar. Bunlar da onun danışmanları statüsünde, kurmayları statüsünde. Çünkü bak burada aileden kimse yok. Ama Yahudi ailesinden mesela Warburg var, J.P. Morgan'lar filan var ama aileden kimse yok. Sonra aile bağları kurdu Rockefeller mesela. Bunlarla mesela John Foster Dulles akrabasıdır. Getirdi, Dışişleri Bakanı yaptı. Dünyayı kestirdi, biçtirdi. Alan Foster CIA'nin başına geçirtti. CIA'yı dizayn etti. Deli Donovan, kendi danışmanı. Deli Donovan, SO Strategic Office Service'in başına geçirdi. Casusluk örgütüydü. Şeye çevrilmeden önce CIA'yı. Onun başında. Wilson. Amerika Başkanı Woodrow Wilson. Ya Wilson'ın bunlar yani ilk başlarda söyleyeceğim William Yandel Elliot'la Kissinger azıcığında yani Wilsonizmi batırıyorlardı. Burada Yandel Elliot Wilsonistçidir. Dedesi Tennessee'li başkan Wilson taraftarıdır. Ve bu Yandel Elliot, bu şeyi kuran, CFR'yi kurucularından William Yandel Elliot, dedesi Tennessee'de Ku Klux Klan terör örgütünü kuran adam dedesi bunun. Ve Ku Klux Klan'la ne yapıyorlar? Siyahları, zencileri, bir de kızılderilileri geceleri ışıklarla yakarak karanlıkta kesiyorlar, biçiyorlar, beyinlerini çıkarıyorlar. Yamyam gibi kendileri IŞİD olduğu için IŞİD gibi yiyorlar, böbreklerini yiyorlar, kanlarını içiyorlar. Bunlar bu. Wilson büyük bir Ku Klux Klan'dır, kurucusudur. Yandel Elliot kurucusudur. Amerika Başkanı Wilson var ya, Ku Klux Klan olmazsa biz Amerikan halkının kanını zehirlemiş oluruz. Onların kanını içtikçe biz kendimizi arındırıyoruz pisliklerden, çöplüklerden, mikroplardan diyor. Ve John Prescott Bush, Başkan Baba Bush'un babası, oğul Bush'un da dedesi John Prescott Bush. Ku Klux Klan'ın kurucusu. Öyle mi? Operasyoncusu, operasyon emrini veren. Peki o zaman bugünden bakınca neokonların başkanı olarak bilinen Bush'un aslında dedesi de ırkçı. Ku Klux Klan'ın işte burada IŞİD'çi işte. IŞİD'çi ne yapıyor? Ciğer yiyor, böbrek yiyor, kan içiyor, vampir. Vampir. W. Bush'un dedesi John Prescott vampir. Ku Klux Klan'ı kurmuş. Ne yapmış sonra biliyorsunuz mu siz? Geronimo var, Kızılderililerin şefidir. Filmlerini yüzlerce defa seyretilmiştir. Geronimo
tertemiz bir insan. Büyük araziler var, sular var, nehirler geçiyor, bitkiler var. Orada 8 milyon kişi yaşıyor. Kızılderililer. Kızılderilileri yok eden adam, Kızılderililerin reisi Jeronimo'nun öldürüyor Kukulu Kulas'ın başındayken kendisi öldürüyor. Kendisi değil de takımına öldür emri veriyor. Adamın kafasını kılıçla doğruyorlar. Palalılar var ya, kılıçlılar var. Kafasını doğruyor. Kanını içiyorlar. Bu da ne yapıyor dedesi? Kafayı bir kenara koyuyor. Alev yaktırıyor orada. Alevin bir simgesi var. Kan içme şeyi o. Bayrak simbosu. O kan rengi o. O kırmızı değil. Kan rengidir, dikkat ederseniz. Orada kafayı kızartıyor alevde. Prescott Wood. Aynen böyle. Erol şaka değil. Şimdi şaka değil ama ben sizi tanımasam, bilmesem bunca yıldır bu anlattıklarınıza inanmakta güçlük çektiğimi söyleyeceğim. Ya çoğu da bir şimdi aynı şeyi söyleyecek. Orada ben anlatacağım bu kitabı yazanın ne olduğunu da. Şimdi dolayısıyla yatak odasının başucunda Jeronimo'nun yanmış kafatasının kemikleri hala duruyor. Bu gerçeği ortaya çıkaran Hefner diye bir Amerikanlı olan bir adam kitap yazdı. Bu gerçeği açıkladı. O gece sabaha karşı ölüsü, yanılmıyorsam, New York'ta parçalanmış olarak bulundu. Ve ailesi de yok edildi. Ve o kitap Amerikan Yüksek Mahkeme kararıyla ateşle yakıldı. Şu anda yok. Ki, yok. Bende onun nüshası var. Oradan yürütüp getirdim. Kitap var. Ama olay budur. Şu Peki. Anda. Dolayısıyla şimdi bunlar şimdi şunu da söyleyeyim. Komplo diye dinleyenler için ben komplo teorileri Amerikan emperyalizmi, biz komplocu denilenler için, ben öyle değilim, komplo de teorisyenleri için şunu yapıyorlar. Komplo teorisi yani bir komplo üretmiyorlar. Komplo teorisi üretmiyorlar. Emperyalist sistemin yaptıkları kanlı komploları gerçekleriyle ortaya çıkararak emperyalizme karşı bir savaş veriyorlar. Türkiye'de değil, Avrupa'da da gizli örgütler konusunda çok önemli kitap yazmış Atilla Tokatlı diye bir eski gazeteci ve bu konuda hayatını harcamış. Bu bilinmez, Atilla Tokatlı abinin bu çalışmaları. Hı hı. En otorite kişidir. Hı hı. O Atilla Tokatlı'nın gizli örgüt nedir, ne değildir? Komplo teorisi nedir, ne değildir? Oradan öğrenebilirler. Öğrenebilirler. Bulurlarsa Peki. o kitabı. Şimdi Erol Bey, gerçekten hem bilgi bombardımanı oluyor, hem insanın inanmakta güçlük çekeceği bilgileri arka arkaya veriyorsunuz. Ancak ben sizin de çalışma usullerinizi de bildiğim için çok belgeye ve bilgiye dayalı olarak Tabii çalışıyorsunuz. Tabii, kitap 6 tane, 15 tane kitap yazdınız. Bu arada evet yazdınız. Bu arada sizin bilgisayar kullanmadığınızı... Bir kullanırsam zaten çoktan ölmüştüm, 30 sene önce. Allah korusun, gecinden versin diyelim. Bilgisayar kullanmadığınızı, mailinizin olmadığını, evet. internet hesaplarınızın, sosyal medya hesaplarınızın olmadığını izleyiciye duyuralım. Ve hatta ben Google denen, tırnak içinde söylüyorum, o büyük çöplükten sizin hiçbir bilgiyi edinmediğinizi... Ama geliyor bir tane adresin var. 3 kilometre şey, kim o? Ben onlara bakmam ki zaten. Doğru. Bakmıyorsunuz. Ben bakana kadar... Sadece kendi orijinal kitaplardan, çeşitli kaynaklardan derlediğiniz bilgiler üzerinden hareket ediyorsunuz. Bu arada küçük bir şey söyleyin. Onun üzerine hemen bir reklam edelim. Özgeçmişime şunu söyleyeyim. Eksik kaldı. Ben 1961 yılında Kaliforniya Monterey'e gittim. Orada NATO kapsamında bir eğitim gördüm. O eğitime girmek için imtihana girdim. Öyle gittim çünkü Amerikan sistemini daha iyi incelemek için yerinde. 61 yılında oraya gittim. Şimdi o 61 yılında oraya gittim. Orada NATO subayları 15 ülkeden vardı. Orada önemli bir başarı elde ettiğimi gördükleri için bana Aten şehri, orada da Atina şehri var. Georgia'da Aten şehri fahri hemşerilik belgesi verdiler bana.
Yok, siz şu anda o ateşleri Fahri'yim. Ben orada anında almayıp reddedecektim. Benim başımdaki binbaşı, Türk binbaşı o öyle bir halt etme. Hepimizi uçağa bindirirler, geri gönderirler, atılırız dediler. Ben onu umursamıyorum ama adamlar doğru söylüyor. 3 Türk subayıyız, 4 Türk subayıyız. Peki dedim, ben Türkiye'ye geldim. Deniz Harp Okulu'nda ben orta mektebi bitirip girmişim yani oraya. Hukuk hocam vardı dönemde. Hocam ben bunu reddedeceğim. Nasıl reddedeceğim? Oğlum al kalemini yaz dedi. Yazdı. Bu aldığım verdiğiniz hemşirelik belgesini bundan böyle taşıyamadığımız için iade ediyorum. Alındığını bildirilmesi. Athens Mayor var orada. Hem vali hem belediye başkanı olan statüde. Vali yani esasında. Ben dedim bu ne biçim dedikçe bu hiç bilimsel gibi böyle saçma sapan şey yapacaksın. Ve arkasına ekledim bana verilen hemşirelik belgesini. Gönderdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Bahriye dediği bütün Türk ordusunda kendisine Amerika tarafından ve hemşirelik belgesi iade eden tek Türk'üm. Evet. Turgut Özal o hemşirelik belgesini attı. Cumhurbaşkanlığı köşkünde büyüttü. Ölene kadar orada taşıdı. Peki. Kısa bir reklama gidelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam. Tekrar karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, Erol Bilbilik'le araştırmacı, yazar Erol Bilbilik'le söyleşimize devam ediyoruz. Günümüze doğru gelelim dedik. Şimdi ta 1600'lerden, 1700'lerden başladık. Dünyayı yöneten küresel güçlerin nasıl finans kapitali yönlendirdiklerini gördük. Aileleri tanımaya başladık. Aileler dünyayı yöneten küresel güçleri de yöneten ailelerden söz ettik. 3 tane temel yapıdan söz ettik. Ve bunlara yön veren çeşitli sivil toplum kuruluşu gibi gözüken think tankler, yani düşünce kuruluşlarının olduklarından ifade ettik. Hükümetler üzerindeki etkilerinden söz ettik. İç dinamikler, dış dinamikler nasıl birbirini etkiliyor onlardan söz ettik. Ve geldik günümüze. Şimdi günümüzdeki operasyonları anlamak için tekrar küresel sisteme bir bakmak lazım. Evet. Az önce söylediğiniz gibi Trilateral'in kurucularından bir tanesi olan İlginç bir karakter karşımıza çıkıyor. Brzezinski. En son Türkçe'ye çevrilen kitabı Stratejik Vizyon'du. Herkes aldı o kitabı okudu. Fakat hatta çoğunda ya bunda pek bir şey yokmuş, pek bir şey söylememiş dendi. Fakat kazın ayağı öyle değilmiş. Şimdi siz Brzezinski'yi çok derin incelemiş, evet, ve onun tarihsel gelişimini, sürecini iyi analiz etmiş birisiniz. Bir kere öncelikle ben kısa kısa sorularla bir gideyim. Brzezinski'nin sondan başlayalım. Şu anki görevi ve etki gücü nedir? Erol Bey. Çok iyi yaptın, öyle sondan geliyoruz. Şimdi nerede yaşıyor bir kere şu anda? Washington DC'de. Washington GC, George Washington Üniversitesi'nde GSIS'te. İleri Araştırmalar bölümünde kadrosuyla çalışıyor. Şu anda Washington, ben o üniversitenin karşısındaki evde kiracı oturdum bir zamanlar. Ve Beyaz Saray'a adım mesafesi yani. Beyaz Saray'a yakın. Çok yakın. Peki Obama'nın... Şimdi onun görevi... Görevi Obama'ya danışmanlık mı yapıyor? Şu anda değil, yıllardan beri yani Obama'yı keşfeden, seçim kampanyasına sokan, seçim kampanyasında tam destek veren, seçim kampanyasından da ona danışmanlık yapan, şu anlamda stratejik danış, tarihsellik, ekonomik hepsi bakımından ve bu görevi hala devam eden Obama'nın her gün ve kadrosunun, güvenlik kadrosunun olsa görüştüğü kişi Zbigniew Brzezinski'dir. Zbigniew Brzezinski Obama'yı yaratmıştır. Yani küresel emperyalizm adına Rockefeller'i ikna ederek ikinci dönem başkanlığını tamamlamaktadır. Şu andaki aldığı bütün kararlar, bütün kadrolamalar, onları açarım istersen. Hı hı. Ve şu anda
Kerry'nin niye Viyana'ya gelip Suriye konusu için görüşmeye bir aniden yola çıkması, şu anda Putin'in niçin Erdoğan'ı çağırarak konuşması, şu anda Jimmy Carter'ın Putin'le gidip IŞİD'i dünyada bombalaması gelen 160 küsur noktasını Putin'e veren ve ondan sonra ondan önce de Brzezinski'ye danışan, ona veren, dolayısıyla da Obama'ya veren IŞİD'in dünyadaki 160-180 rakamı gelince söylerim, vur diyor vuruyor ve hemen başlayan IŞİD'e karşı saldırılar noktası noktasına vurulan, aynı anda da eş zamanlı Putin'in IŞİD'e verilen noktaları bombalamasının yarattığı konjektürelini şu anda harp kabinesi kurulmuş durumda, oradan bunları yapan, mimarlığını eden Zbigniew Brzezinski. Peki bir dakika dur, şimdi açalım. Bir dakika, şimdi bir dakika. Onu açacağız. Bir saniye açacağız. Tabii, teker şimdi, teker. Ama tabii, Brzezinski ondan... bir kere bir dakika dur. Şimdi Washington DC'de, evet, George Washington Üniversitesi'nin içerisinde kampüste, değil mi? Evet. Çalışmalarını yürütüyor ekibiyle beraber. Evet. Obama'nın başından itibaren yani siyasi arenaya çıkışından itibaren, evet, hatta daha öncesinden onu daha planlayan, evet, değil mi? Evet, evet. Planlayan bir stratejist, evet, ve bir, sizin tabirinizle söylüyorum, bir dahi aslında. Bence değil mi? Dahi. Öyle değil ve mi? Ve en iyi değil, bir numaralı stratejist dünyada. Kissinger 2'dir onun yani. Anladım. Peki. Brzezinski aynı zamanda şu anda Amerika'nın başını çektiği küresel, evet, büyük operasyonun, evet, planlayıcısı, evet, diyorsunuz değil mi? Hatta diyorsunuz ki IŞİD'in, siz yolda evet, gelmeden evet, onu söylediniz, evet, IŞİD'i yaratan, kurgulayan beyindir o. Tabii diyorsunuz. Canım ya. IŞİD'i... Taliban'ı da yaratan o, El-Kaide'yi de yaratan. Peki bunlara güzel. Hepsi şimdi tane o, tane geleceğiz. Evet. Brzezinski Taliban'ı nasıl yarattı? Yani bu i̇şte IŞİD'in yani deneyi önceden yapılmıştı. Tamam, işte. Laboratuvarı yapılmıştı. Nerede yapılmıştı? Onu söyler misiniz? Söyleyeceğim. Bir de ara soru. Brzezinski neokonlarla mesafeli değil mi? Çok mesafeli. Demokratların adamı. Çok mesafeli. Adamı. Bush'a peki, aptalsın sen diyen adam. Oğul Bush'a aptal. Olmaz o. Büyük küresel Orta Doğu projesini yok ediyorsun diye azarlamıştır. Hiç şakası yoktur. Tamam. Şimdi ben... Şeye gelin önce. Taliban meselesine gelelim. Ama ondan önce çok küçücük bir şey. Bu adamın, yani böyle komplo falan değil, beyin yapısını çözümleyecek şunu söyleyeyim bakın. 1928 Varşova doğumlu bir bu adam. En önemli, Protestan mı? Katoliktir. Bu. Katoliktir. Onun için papayı devirdiler ya. Deviren adam bu ya. Brzezinski. Tabii canım ya. Tamam mı? Brzezinski. Şimdi bak. Eskiden en önemli sözü bu. Bunu herkes okudu ama bak, bu korkunç bir şey bu. Eskiden 1 milyon kişiyi kontrol etmek, 1 milyon kişiyi öldürmekten kolaydı. Bugün ise 1 milyon kişiyi fiziki olarak öldürmek çok kolay diyor. Yani ne diyor? Fiziki olarak öldürelim diyor, internet teknolojisiyle, yüksek teknolojisiyle. Ne lüzum var ordularla öldüreceğiz? Kara savaşları, nasıl hava savaşları. Bak, 1 milyon kişiyi kontrol etmek, tamam, kolaydı. Öldürmek şimdi, lazım. Tamam. Öldürmek daha kolay hale geldi. Bunu projeleriyle öldürüyorsun. Bu da teknolojiyle öldürüyorsun. Ama açın onu. Hayır, prototörler teknoloji değil mi? Ateş kendi kendine füze atan füzeler yüksek teknoloji işi değil mi? Şeyde Filistinlilerin, İsraillerin omuzdan, IŞİD'çilerin omuzdan nükleer başlıklı zayıf füzeler attıkları yüksek teknoloji değil mi? Putin'in yüksek teknoloji değil mi? Acayip 6 tane birden çıkışı olan yeni yeni teşhir ettiği nükleer silahlar yüksek teknoloji değil mi? Ondan sonra şeyin geliştirdiği
İsrail'in, Amerika'nın arkasında geliştirdiği teknolojiler hala çakılıp kalırken, o füzelerde başarı yokken, hepsi yüksek teknoloji değil mi? Zaten daha 1979 yılında Trilateral'i kurduğu zaman, oradaki bir Bilderberg toplantısında kurulduğu Tokyo'daki dedi ki Brzezinski, o zaman yani 79'da petrol krizi var, Amerika batmak üzere, dünya savaşından zor dönüldü. Orada dedi jet çağının emperyalist beyinleri dünyaya hakim olacaktır dedi. Jet çağından bahsediyor 79 yılında. Bir süper güç var, bir de kendisi de süper güç. Bunu söyleyeyim bir. İki, nasıl vuruyor bana? 100 yıl önce Marksist bunların hepsi. 100 yıl önce Marx'ın proleterlerinin sınır tanımadan yayılmış olması gibi, bugün bu genç insanlar dünyada 80-130 milyon internet üzerinden birbirlerini etkiliyorlar. Aslında birbirlerine teknik öğretiyorlar diyor. Aslında internet üzerinden birbirine teknik ettiği, ne tekniği? IŞİD tekniği, öldürme, kafadan vurma, füzeyle vurma, tankla vurma, tankın önüne materyal, çelik, kendini koruma tekniklerini internet üzerinden öğretiyorlar. Teknolojiyi öğretiyorlar. Dünyayı internet emperyalizmine, kendilerinde kullanan, interneti kullananların oradaki ne büyük tuzaklarla karşıya olduklarını, ne büyük disinformasyonlara karşı olduklarını bilmiyorlar. Böyle bir beyinle karşımızdadır. Bunu, peki, bu şeye gelelim. 79'dan önce ya. Taliban'ı nasıl, yani çünkü Taliban'ın benzer bir senaryoyla karşı karşıya gibiyiz değil mi? Birebir. IŞİD'le ve söyleyeceğim 1980'den hemen önce Taliban'ı gene Brzezinski yarattı dediniz. Aynısını yaptı. Brzezinski bir, Kissinger'da onunla beraber diyorlar. Ama bu bir, bu çok şey. Kissinger'ın zaafları var. Bu bir numaradır. Yani şunu da söyleyeyim. Şimdi Brzezinski'nin bu önemli bir stratejik vizyonda olsun, diğerlerinde de olsun, önemli bir sözü var. Diyor ki, ben iki tane ABD başkanını müzik ritmimin uygunluğu açısından büyük saygı ve takdir duyuyorum diyor. Kimlermiş onlar? Bunların birincisi John Fitzgerald Kennedy'dir. Ona düşüyor. Evet. Öldürüldü. Katoliktir. Kendisi de katoliktir ama büyük bir lider olduğunu, onun için öldürüldüğünü biliyor. Çünkü o dönemdeki bütün öldürülmelerin başında yine bu var. Ama iki, Obama'dır diyor. Müstesna bir beyindir. Zaten diyor, müzik ritmi uyuyor bana diyor. Siz daha önceki programımızda geldiğinizde Obama'nın da aslında Bush'un tam aksi olarak, oğul Bush'un tam aksi tabii olarak bir dahi olduğunu, dahildir, parlak bir beyin olduğunu, fakat arkasında Amerikan elitlerinin bulunduğunu gayet söylemiştir. Gayet tabii, yani o Rockefeller oligark onları kurmay olarak çalıştırır. Bunlar kurmay. Kurmay. Patron neyse çalışanlar o durumda. Patron al başını git, kesin muhasebeden maaşını gidince, bu da maaş kesin der. Yani gitti bunlar ama bunları kesemez. Çünkü işte kendisi gitti, gidecek inşallah, yarın gider başka da gider. Gitmiyor bu herifler. Yani Kissinger iki kulak hiç duymuyor. Bilmem ne hiç duymuyor. Göz retina yırtılması var. Adam dünyayı yönetiyor. O ayrı bir şey yani. Hemen söyleyeyim. Tamam. Böyle istisnai dehalar 200 yılda falan gelmezler. Çok zor gelirler. Churchill Atatürk için 100 yılda bir tane geldi, bir tane bizi doldurdu. Ya durdurdu. Emperyalist Fransız, İngiliz imparatorluk donanmalarını durduruyor ya orada. Onlar gidecek, Rusya'yı da yok edecek, ondan sonra Osmanlı bitti. Dünyayı bitirecekler orada, durduruyor. O yüzden Atatürk'ün tanımı, benim tanımım şudur. Akıl Türk'tür. Atatürk akıl Türk'tür.
Sakın ola ki akil Türk demesin sağcılar gibi. Bir sürü akil Türk görüyoruz burada, IŞİD'çi. Tamam mı? Atatürk akıl Türk'tür. Akıl Atatürk'üdür. Akıl. Akıldır dünyayı yöneten. Demin dedim, akıldır, beyindir, beyin çalışmasıdır bu elit cümle. Bunlar dünyayı yaparlar. Mesela Galeano yeni öldü. Uruguaylı dünya çapında. Galeano'nun bizim meşhur şey hikaye yazarı bir şey vardı. Onun kızınla röportajı var. Galeano diyor ki, bak sen, ben seni iyi tanırım, çok iyi kızım diyor. Arkadaş görüşüyor yıllardır orada. Diyor ki, sen bana soruyorsun Atatürk devrimleri niçin böyle şey yapmadı? Galeano diyor ki, bak diyor, kızım, bizim Bolivar hareketi şu anda 250-260 yaşında. Bu bir süreçtir. Zaman ve mekan sürecidir. Biz ona Zeitgeist diyoruz. O süreçtir. Rastgeist'i da Zeitgeist. Anlamıyorlar Zeitgeist'i. Süreçtir. Ya bugün bebektir, yarın ergendir. Bebeklikten ergenliğe bir süreç lazım geçecek, değil mi? İşte senin Atatürk'ün 100 yaşında, bizimki 250 yaşında. Diyor ki, daha bu pişmesi için bu şeyin 150 yılınız var, 130 yılınız var. Cevabı budur. Ben o kitaba ön söz olarak onu koydum zaten. Tamam mı? Bu. Şimdi dolayısıyla gelelim şimdi Taliban'a. Taliban'a. Şimdi ne yaptılar mesela, bu ne amaçla yaptılar? Taliban'ı tamam. Amerika ve Brezinski'nin patronluğundaki düşünce akımı, strateji nasıl bir plan yaptı ve Taliban'ı neden desteklediler? Tamam. Şimdi burada yine aşmamı önüne hiç konuşturma. Burada kalayım yani, anlatayım. Tamam. Şimdi bak. 1976 yıllarıdır. Şimdi şunu söyleyeyim. 1977 ile 1981 arasında 4 yıl 39. Amerika Başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanıdır bu. Brezinski. Tabii. 77-81. Tam 4 yıldır bu. Öncesi tabii bu dahi çalışmaları var. Onun için bunu Rockefeller buraya oturttu. Tamam mı? Şimdi bu şey trilateral Amerikan Başkanı oturtulduktan sonra 1976 yılında, yani o 77 gözükür ya, 76'nın sonudur o. Yani bazı yerde 76, bazı yerde 76 yılında, bak 76 yılında dedi ki, 1998 yılında pardon. 1998 yılında, 97-98 yılında dedi ki, bu tarihten 20 yıl önce, yani 76'ya geliyor, 1976 yılında Amerika Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerini ortadan kaldırmak, süper güç olarak ortadan olan Sovyetleri ortadan kaldırmak ve Doğu blokunu yıkmak. Doğu blokunu yıkmak, Avrupa'yı yıkmak, o da dahil, Sovyetleri ortadan kaldırmak için şu bir tuzağı planladım dedi. Doğrudan doğruya orada kontrolümüz altına bulunan Mücahit hareketi, Hikmetyar hareketi, taraftarı olan Taliban hareketinin takipçileri olan medreseci ve şeyleri, o yapıyı, o Taliban kaynaklı yapılanmayı, türlü yapılanma var fraksiyon olarak Taliban, onları doğrudan doğruya destekleyecekler. Doğrudan doğruya Afganistan'ı üzerinden Sovyet Rusya'ya saldırılmasını sağlamak için, saldırtmak için bir plan yaptım. Bu planı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri görür görmez bekliyorlardı böyle bir şey ama bunu kesinlikle beklemiyorlardı. Doğrudan doğruya bütün konvansiyonel güçlü bir süper güç ordusuyla, ordusunu da NATO sınırını, komünizm oradan geleceği için NATO sınırından büyük kuvvetleri de buraya alarak konvansiyonel kara ordusunu ve 1 Kasım'da yüksek teknoloji silahlarını da alarak oraya yığmasını sağladım. Yani Sovyetlerin bütün gücünü, askersel gücünü buraya sağladım. Buraya gönderdim. Göndermesini sağladım. Sovyetler indi. Fakat dünyaya bunu şöyle pazarladık. Komünizme karşı, komünizme karşı bu Talibancılar mücadele edecek ve komünizme karşı bu hareketi Taliban'a Sovyet sosyalist askerlerine Afganistan'ın tümüden saldırttım. Öyle bir meşgul ettim ki bunları. Sovyet Rusya'yı, Sovyet Rusya'yı, Kızıl Ordu'yu. Kızıl Ordu'yu ve komünizmi önlemek adına 7 yıl orada Sovyet ordularını çürüttü bu Taliban hareketi. Ondan sonra daha kalıcı olmak için de Babrak Karmal hükümetini komünist iktidar da kurdu Sovyetler. Entelektüel gücünü de oraya verdi. Onu da yıkmak adına orada bunlar savaşa devam ettiler. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri gücünü bu IŞİD hareketiyle kurutmaktan öte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerini dağıttılar. Taliban diyecek. Taliban hareketi değil, yani Taliban hareketi tabii. Taliban hareketiyle dağıttılar. Sovyetler yok oldu, dağıldı. Dolayısıyla dağıldıktan sonra ne oldu? Soğuk Savaş dönemi Selkastro işte bitti. Soğuk savaş dönemini bitirdi. Soğuk Savaş dönemini Amerikan emperyalizmi bir komünizm öcüsü salarak, bir komünist gücün askersel gücünü şişirerek bunu becerdi. Aslında komünizmin o nitelikte, o yetenekte askersel gücü de yoktu. Çünkü Kuruşov zamanında o güç çökmüştü. Dolayısıyla bu şekilde şeyi yaptılar. Bunun dehası dünyayı değiştirdi. O değişiklik de şudur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 100 tane şeyden vardı. Orta Asya'ya sahip, Polonya'ya sahip, bilmem neye sahip. Ondan sonra Almanya'nın bölüşmesine, Almanya'nın parçalanmasına, Almanya'nın Sovyet işgaline, Berlin Duvarı ve hepsini dizaynı burada. Onların peki, hiçbir kıymeti haliyesi tamam. Kalmadı. Hem siz soluklanın hem de ben şu sorumu sorayım. Şimdi o zaman şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Zbigniew Brzezinski 1977 ile 81 arasında Jimmy Carter'ın dış güvenlik danışmanıydı. O zaman hayata koyduğu bir strateji vardı. O da Doğu bloğunun çökertilmesi. Ama başta Carter doktrini olarak biliyorsunuz. Sovyetler Birliği'nin dağıtılması. Tamam. Bunu dağıtmak için de önce onu bir bataklığa sokulması gerekiyordu. Bataklıkta için en uygun yer Afganistan'dı. Afganistan'da radikal İslamcılar olarak bilinen Taliban grubunun o günkü mücahidi olarak kabul edilen Hikmetyar. Hikmetyar doğrudan Sovyetler Birliği'ne gibi tabii onun gibiler. Sovyetler Birliği'ne saldırdılar. Evet. Sovyetler Birliği de kendi gücünü göstermek ve ülke güvenliğini korumak adına geldi Afganistan'ı işgal etti. Evet. Sene 79'du Brejnev hükümeti vardı. Evet. Brejnev baştaydı o zaman. Komünist Parti Genel Sekreteriydi. Ve o bataklığa girince Kızıl Ordu aslında yüksek askeri güce sahip gibi gözükmesine rağmen o bataklıkta çok zaman, enerji, belki para, belki askeri güç kaybına uğradı diyorsunuz. Ve ondan sonra büyük çöküş belki de Sovyetler Birliği için
başlamış oldu. Ta ki en iyimser tabir o. Çöküş başlamış oldu. Aslında çöktü. Bugünden bakınca aslında bu sizin söylediğinizi doğrular nitelikte analizler yapılıyor. Yani evet. 1979'daki Afganistan işgaliyle evet. beraber evet. Sovyetler Birliği'nin çok temel bir hata evet. yaptığını ve Afganistan'da evet. o tamam. bataklıktan çıkamadığını söylüyorlar. Bunun planlayıcısı tamam. Zbigniew Brzezinski'dir. Brzezinski aradan geçen yaklaşık 30 yıldan sonra tekrar sahne alıyor değil mi? Evet. Ne zaman sahne alıyor? Obama'nın seçiminde. Tamam işte oradan önce bak şimdi bu göklere çıkarmıyor strateji anlatıyor. Zbigniew Brzezinski bu yaptığı işi yani 1977'de kurduğu tuzağı öyle bir şeyde açıkladı ki 1979'a kadar süren bir süreci La Nouvelle Observatoire dergisine verdiği 98 tarihli yazıda, Financial Times'a verdiği açıklamada 98 ve Huffington Post internet sitesinde yaptığı açıklamada 1988 yılında 98'inde. Bu gerçeği dünyaya açıkladı. Yaptığı gerçeği açıkladı. Demin açıkladı. De söylemiştiniz onu zaten. Ve niye açıkladı? Burada işte Taliban hareketini istersen kısaca işte diyor ki Sovyetlerin ilk kez Afganistan'da Sovyetlerin işgale başlamasından önce buna karşı direniş hareketini başlamasında rolü oldu. Hareketi başlangıcında. Brzezinski böylece Sovyetlerin işgalini sıkı, moral bozucu bir dağlık savaş tiyatrosu işgaline çevirmeyi hedef. Dağlık işgal hareketi Taliban'la Sovyetlerin dağlık arazi ya korkunç oradaki savaşını kaydediyor ve başardık diyor. Brzezinski Barack Obama'nın Afganistan'a yeni 10 bin kişi daha gönderelim çekecekti. Hı hı. Irak'tan da çekecekti ve gelecekti. Afganistan'a asker gönderecekti. Halbuki hazırlandı yola çıkıyor 10 bin kişi. İşte bu strateji 10 bin kişi değil daha bir sürü insan gönderme koşuluyla planlayan eden Brzezinski gönderilme savunması Afganistan'da asker yığmanın sorunu bütün çözümü bilmek Obama için de genel Amerikan politiği çok önemli diyor burada. Peki işte. Dur bir saniye devam edeceğiz. Gene bir reklama gidelim. Tamam. Son kez sevgili izleyiciler bir 15 dakikalık bölümümüz kaldı. Kısa bir reklam hemen karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler son 10 dakikaya geldik. 3 saattir gerçekten bir dünya turu yapıyoruz. Bir tarih turu yapıyoruz. Bir strateji ve akıl egzersizi yapıyoruz diyelim. Gerçekten çok ilginç, çok ilgi çekici, birazcık da heyecanlı anlatıyor Erol Bey. Erol Bey, Brzezinski'nin artık son planına gelelim. Tamam, şu tamam, IŞİD tamam, meselesini tamam, bir anlatın. Tamam, tamam. Neden IŞİD'i kurdu? Tamam. Şimdi bu açıklamayı şu başlıkla yaptı. Bakın en önemli şey bu ana kadar. Afganistan'da Sovyetlerin hatasını tekrarlıyoruz dedi. Bütün neyle ilgili söyledi bunu? Afganistan'a asker göndermesi. Asker yıldı. Amerika Sovyetleri çökertti tamam, ya. Tamam. Bu hatayı biz yapıyoruz. Rusya bize asker yığarak, bize asker çektirerek, yığdırarak bizi aynı bizim Rusya'yı yıktığımız gibi yıkacaklar diyor. Tamam. Bunu anladığı zaman ki 90 ilkin anladığını gösteriyor Satranç Tahtası kitabında, sonra Tercih kitabında, sonra Dünya ve Amerika kitabında, sonra stratejik bir Amerika batar diyor. Bu hatayla batar diyor onun karşı stratejisini. Hı hı. Hedefte karşı stratejisi var. Çin var, Rusya var, İran var, bütün Orta Doğu ülkeleri var. Amerikan emperyalizmi çöker, mahvolur eğer bu stratejiyi tersine çevirmezsek. Biz bu hatanın içindeyiz diyor. Stratejiyi böyle üretiyor. Bunu da işte şöyle yapıyor Tercih kitabında 2004'te. Bir şişedeki iki tane akrep. O şişedeki iki akrep bir süper güç. Sovyet yüksek teknolojik ondan ileri.
İkinci akrep Amerika. İki akrep bir şişede. Ne yapar? Biri diğerini öldürür. Biz bu hataya devam edersek şişedeki Rus akrebi Amerikan akrebini öldürür. Batarız diyor. Mahvoluruz diyor. Savaşırız diyor. Ve Büyük Orta Doğu Projesi bağlamının Pakistan ayağı var. Pakistan'ı yok etmemiz lazım diyor. Büyük Orta Doğu Projesi Pakistan ayağı vardır diyor. Onun Albay Ralph'ın haritalarını çizen adam ki Brezinski, o haritalar, buradaki haritaları çizen Brezinski, o zaman bunu planlıyorlar. Bu haritalar yeni yok diye şu ilan etmiş, bu ilan. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin operasyonu, Pakistan'ı ve Afganistan'ı yok edecekler yani. Evet. Bu gördüğünüz harita, Türkiye'de içinde bulunduran harita, Büyük Orta Doğu Projesi haritası. Fakat sevgili izleyiciler, dikkatinizden kaçmasın. Pakistan ve Hindistan'a kadar uzayan bir. Pakistan büyük başta bir yok edecek. Yani operasyonun sahası çok büyük. Tabii. Çok büyük. Pakistan'ı yok edecekler. Peki. Çünkü. Peki Erol Bey, IŞİD'e gelelim. İzleyicilerimiz onu çok merak ediyorlar. IŞİD şu. İngiliz anahtarı deniyor. İngiliz anahtarı deniyor. Çünkü bütün sistemleri teker teker dağıtarak giden bir kural tanımaz bir örgüt. Örgüt var. Aynı zamanda acımasız ve Müslümanlara karşı da yani kıyım İslam yapabilir. Dışı İslam zaten. Dışı. İslam o değil ki zaten. Evet. Değil mi? Şimdi bu gerçi tam İslam o diyenler de var. Ya o İslam'la ne alakası var yani? O hayır, şöyle sapkınlık anlamında söylemiyorum. O mesela diyor ki tarikatları kabul etmiyor. Evet, evet. İşte türbe vesaire diğer şeylerin hiçbirini kabul etmiyor. Sadece diyor ki Allah var, Kur'an var diyor. Başka tamam. Bir şeyi kabul etmiyor yani. İşte o stratejik vizyonda diyor ki bu tahlillerden sonra biz Pakistan'da, Afganistan'da, Büyük Orta Doğu coğrafyasında mutlak surette İslam'ı Amerika'nın bir stratejik olayı olarak yaratmalıyız. O şekilde İslam alemini ancak yok edebiliriz. Yoksa İslam'ı öğreterek, İslam'ın Kur'an'a dayalılığını öğreterek veya semavi dinlerden yola çıkarak biz bunlarla uğraşamayız. Biz orada 2 milyon, 3 milyon bir işte İslam nüfusu var. Bu İslam nüfusu yaşayış biçimle, yaşam tarzlarıyla, bilmem ne tarzlarıyla yaşıyorlar. Biz bunları piyon olarak CIA elinde, orada o Taliban hareketi doğrudan doğruya CIA eliyle yürütülüyor. Pakistan'da da öyle yürütüyor. Sonra Pakistan'a da gönderecekler şimdi onlar. Göreceksiniz. Asker. Rusya'ya gidileceği söyleniyor. IŞİD'cilere. Gayet tabii. Dolayısıyla. Çeçen IŞİD. Tabii canım. Rusya'ya saldılar içine. Şimdi boğazlamaya çalışıyor Putin. Şimdi dolayısıyla bu hareketi biz yarattık, ters tepti, biz gidiyoruz gümbürtüye. O yüzden bu hareketi ılımlı İslam, light İslam, bilmem ne İslam, radikal, hayır, Amerikan İslam'ı diye bir tez, o işte yürütülüyor ve o şekilde nedir o tez? Predatörle yok edeceksin. Şimdi hepsini IŞİD'çileri, kendi yarattığı canavarı predatörlerle dünden itibaren yok etmeye başladılar. O yok ediş karşısında o zaviye, tekke, medrese güçleri sadece kuvvetini kendi anladıkları İslam felsefesiyle yürütebilirler mi? Yürütemezler. Aynı anda Rusya, Çin ve Amerika müzakere halinde, ben uzun zamandır söylüyorum yani şu anda ne müzakerelerde konuda? Bir, bundan önce birdenbire ne değişti mesela? Suriye ile iyiydi, bilmem ne, anında değişti. Çıkıyorlar diyorlar ki şundan bundan değişti, o dedi bu, bunlar palavra. Niye değişti biliyor musun? Amerika'nın çıkarları Büyük Orta Doğu'da, Büyük Orta Doğu'da Amerika'nın çıkarları Suriye'de, Irak'ta, işte Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da bile. Amerikan çıkarları bu bölgede kendi çıkarları için istikrarı sağlamaya çalışıyor. Çünkü Taliban'ı da yarattı. Gitti bomba yedi. 11'ler öldü.
oradan aldığı Zbigniew Brzezinski'nin aldığı dersle, Rockefeller'in verdiği kararlarla bunları yaratıyorlar. Bunları biz bu şekilde yok edebiliriz. Onu çıkarırız, bilmem ne yaparız. İslam bu, alemini bir şekilde etkisizleştirmek, yönetebilmek bunlar, için IŞİD gibi bir taşeron örgüt kullanıyorlar. Şimdi nasıldı bu Büyük Orta Doğu'da? Suriye kendi çıkarı için çalışıyor bu projeye göre. Çıkarına uygun. İran'ın çıkarına uygun. İstikrarlı bir Büyük Orta Doğu projesine göre bu ülkeler. Kendi çıkarlarına uygun değil mi? Yani o çıkarlarda Suriye rahatsız edilmiyor ama tazik altında. Yok edilmeye şey yapılmıyor. Türkiye'nin çıkarları uygun değil mi? Suriye ile dostluk ilişkisi. Öyle. Onun için düğmeye basan erk neydi? Emperyalist sistem. Hem kendi Amerikan çıkarları için Suriye bazında, hem Türkiye çıkarları için Suriye bazında, hem İran, hem Irak, hem aşağısı çıkarları için uygun değil miydi bu istikrar? Kontrol edilebilir istikrar hem Amerikan çıkarlarına, hem Türkiye'nin çıkarlarına, hem bölgenin çıkarlarına uygundu. Onun fakat, için anlaştılar diyorsun. Fakat şimdi öyle bir şey oldu ki bu tam bu stratejide çalışırken Brzezinski'ler birisi çıktı. Bu ön dedi Suriye'yi yok edeceğim deyince bu düzen Amerika tasarlıyor ama bölgenin çıkarlarına uygun. O çıkarlara bize de uygun olsa PKK'ya savaşmayacağım, bilmem neye savaşmayacağım, Çeçenlerle uğraşmayacağım değil mi? Birbirini kırdırmayacağım, mezhep savaşlarına gitmeyeceğim. Aniden bu dönünce ne demek bilmem ne yıkarım, böyle Emevi Camii'nde namaz kılacağım, birdenbire yıkalım Libya'yı dedi. Amerika onu oraya yani sevk ediyor ama burada senin çıkarın, burada Suriye'de. Peki. Herkesin çıkarına olan düzeni o yaptığı açıklamalarla ikisinin birlikte Suriye'yle savaş stratejisiyle berhava edince Obama'nın şeyi, bu yeni savaş doktrini şu işte Obama'nın savaş doktrini budur. Bakın bu bölgedir. Yani İran bilmem ne, Rusya bu bölge. Bu doktrini alt üst etti. Erol Bey. Amerikan çıkarları